Efendim günaydınlar, mutlu sabahlar. Kanal 3 ekranlarında, Kanal 3'te sabahta ben Deniz Pınar Akarsu ile birliktesiniz. 3 saat boyunca burada olacağız. Ulusal haberlerimiz, ulusal gazetelerimiz, yerel haberler ve yerel gazetelerimizi ve tabii ki alanında uzman konuklarımızı ağırlayacağız. Program başladı. Hemen Türkiye gündemi haberlerimizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sergi salonunda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Bizim için kadın, merhum Neşet Ertaş'ın Anadolu irfanıyla kadın insan, erkek insanoğlu diye ifade ettiği şekilde insanın yarısıdır. Fıtrat icabı, kadın yoksa erkek, erkek yoksa kadın anlamsızdır, hükümsüzdür. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize her şeyin eşli yani erkekli dişili yaratıldığını haber veriyor. Birbirini böylesine tamamlayan iki varlıktan birinin sırf cinsiyeti sebebiyle eksik görülmesini, ötekileştirilmesini, ayrımcılığa uğramasını, hele hele şiddete maruz bırakılmasını asla kabullenemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem kültürümüzün, hem medeniyetimizin, hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Hakikat bu iken maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice uygulamaya, nice hadiseye hep birlikte şahit olduk. Bizim siyaset hayatımızdaki en önemli mücadele alanlarımızdan biri de kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur. Anayasamız kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz demesine rağmen yıllarca haksız yere eğitim hakkını kullanmaktan yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik. Anayasamızda her vatandaş seçilme hakkına sahiptir denmesine ve milletvekili seçilme engelleri arasında başörtülü olma diye bir şart bulunmamasına rağmen kadınların hukuksuz bir biçimde gasp edilen seçilme hakkını kullanmasını biz sağladık. Anayasamız açıkça çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez demesine rağmen haksız bir şekilde kamuda çalışma haklarından yoksun bırakılan kadınlara bu hakkı yine biz verdik. Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin zenginleşmesinin önündeki tüm engelleri biz kaldırdık. Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımını biz sona erdirdik. Türkiye'yi yasakların ülkesi olmaktan çıkartıp her alanda fırsat eşitliğinin, adaletin hakim olduğu bir yer haline biz dönüştürdük. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline biz getirdik. Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak biz verdik. Evet, kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız, taraf. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları vardı. Ana muhalefet partisi CHP ile başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması geliyor ekranlarınıza. Nerede yaşıyorsa yaşasın bütün vatandaşlarımızı yürekten yürekten kucaklıyoruz. Onlara güzel bir Türkiye vaat ediyoruz. Beraber yaşayacağımız, birlikte yaşayacağımız,
beraber kucaklaşacağımız, tasada ve kıvançta beraber olacağımız, kadın erkek ayrımının olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bunun sözünü veriyorum. Ve mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır. Mutlaka Türkiye helalleşecektir. Mutlaka Türkiye büyüyecektir. Mutlaka Türkiye'ye demokrasi gelecektir. Ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, aramızda atama bekleyen engelli öğretmenler var. Hiç meraklanmasınlar. Tabii bizim arzumuz engelli öğretmen arkadaşların atamalarının süratle gerçekleşmesi. Onlar böyle bir beklenti içindeler. Aynı beklenti içinde biz de. Aynı beklenti içindeyiz. Boş kadrolar var. Dışarıda atama bekleyen öğretmenler var, engelli öğretmenler var. Bu atamaların zamanında yapılması ve öğretmenle öğrencinin kucaklaşması lazım. Bunu umarım kısa süre içinde yaparlar. Yapmazlarsa hiç meraklanmayın. Az kaldı. Sadece atama bekleyen öğretmen değil, engelli öğretmen değil, atama bekleyen ziraat teknisyeni de, ziraat mühendisi de, öğretmenler de, herkes görevinin başına. Herkes. Boş kadro bırakılmayacak. Herkesin atamaları adalet içinde gerçekleşecek. Efendim, her ne kadar Covid biraz yumuşadı, efendim biraz azaldı gibi ya da maske takmakta biraz daha esnek davranıyor isek de hepimizin dikkatli olması gerekir. Ama milletvekili arkadaşlarımız Türkiye'yi gezmeye devam ediyorlar. 2-4 Mart tarihleri arasında Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'a gittiler. Oradaki vatandaşlarla, esnafla buluştular, konuştular, sohbet ettiler, dertlerini dinlediler. Uzun bir rapor hazırladılar. O raporun tamamını değil ama Erzurum'dan, Bayburt'tan, Gümüşhane ve Erzincan'dan birer esnafın görüşlerini okumak istiyorum size. Manav esnafı Erzurum'da, elektrik 2000 lira geliyordu, bu ay 7500 lira geldi. Vatandaş 4 tane domates alabiliyor. Artık kiloyla almak yok. 11 personel çalıştırıyordum. 7'ye düşürdüm. Kalkamıyorum altından çünkü kazanç yok diyor. Doğru söylüyor. Esnaf arkadaşımıza diyoruz hiç meraklanma. Niçin? Geliyor gelmekte olan. Hiç meraklanmasın. Bayburt'ta bir esnaf arkadaşımız bizim satış yapabileceğimiz avizeleri yapabilmemiz için avizelerimizi yakmamız, sergilememiz gerekiyor. Doğrusunu isterseniz bunu hiç düşünmemiştim. Gerçekten de normalde alanda gezerken avizeci varsa avizelerini yakar ki ilgi duysun, vatandaş gelsin, beğendiği bir avizeyi satın alsın diye. Yakmamız, sergilememiz gerekiyor. Ama maalesef yakamıyoruz. Tasarruf yapmamıza rağmen elektrik faturamız %50 arttı diyor. Bayburt'taki kardeşimiz. Bayburtlara sözüm. Bayburtlu kardeşlerim. Milletvekili istiyorum sizler. Bayburt'un büyümesini istiyorsanız, gelişmesini istiyorsanız, Bayburt'un gerçek anlamda il olmasını istiyorsanız ve Bayburt'ta işsizlik olmasın diye düşünüyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Açık ve net söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın mahiyeti kadar Türkiye'ye yol açacağı çok boyutlu sonuçları titizlikle hesaplamak, bunun üzerinde kafa yormak zorundayız. Türkiye siyasi ve stratejik konumu gereğince Rusya ile Ukrayna arasındaki vahim çatışmaları yatıştıracak, bu konuda arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumdadır. Rusya'nın mütecaviz askeri operasyonları son bulmalıdır. Ateşkes ortamı mutlak surette tesis edilmelidir. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik, ticari, insani ve vicdani faturasının gittikçe ağırlaştığı görülmektedir. Masumlar hedef alınmaktadır.
can kayıpları fazlalaşmaktadır. İnsani kriz korkunç seviyelere tırmanmaktadır. Rusya-Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeler bugüne kadar sonuç vermemiştir. Hatta iki ülkenin heyetleri arasında geçen hafta yapılan ikinci görüşme muhtevasında üzerinde anlaşılan geçici ateşkes kararı bile kısa süre içinde ihlal edilmiştir. Bu davette iki ülkenin dışişleri bakanlarının gelmeye karar vermeleri ve 10 Mart'ta tarihi buluşmanın yapılacak olması her şeye rağmen kayda değer ve ümit verici bir gelişmedir. Bütün itiraz ve yaptırım ilanlarına rağmen kilometrelerce uzunluktaki askeri konvoylarını, silahlı güçlerini Ukrayna'nın şah damarını kontrol amacıyla sevk etmiştir. Bugünden itibaren tüm ölümlerden NATO sorumlu beyanı her anlamda düşündürücü bir çıkış olarak değerlendirilmelidir. Rusya'nın çatışmaları rölantide ilerlettiği, daha çok mevcut Ukrayna hükümetini yıpratmaya ve sonunda pes ettirmeye doğru yöneldiği görülmektedir. Petrol ithalatımızın %25'i tek başına Rusya'dan temin edilmektedir. Bu ülkeden gelen yaklaşık 7 milyon turist ülkemizde ağırlanmaktadır. Savaşın sürmesi, daha vahimi uzaması, ticaret kanallarını tıkayacak, diyalogları kapatacak, ülke ekonomilerini koronadan sonra öngörülmesi çok zor olan şiddetli bir türbülansla sokacaktır. Haksız kazancına haysiyetsiz kazanç eklemenin hesabını yapan damgalı ahlaksızların tekrar bitleri kanlanmıştır. Bunlarda vatan sevgisi yoktur. Bunlarda Allah korkusu yoktur. Bunların utanmaları kalmamıştır. İnsanımızın refahına, kesesine, gıda güvenliğine, kent vuranların gözünün yaşına bakılmamalıdır. Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, rafların boşalmasıyla birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. 5 litrelik yağın fiyatı bir gün içinde 150 lira sınırına dayanmıştır. Afyonkarahisar Kadın Kooperatifleri Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasında ödül aldı. Değişim ve gelişimi mimari kadınlar olacaktır düşüncesiyle 24 Temmuz 2020'de Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi başarıdan başarıya koşuyor. Tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere avantajlı hizmetler sunmak hedefiyle Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kuran Halkbank, girişimci kadınları cesaretlendirmek, projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasını düzenledi. Yedi coğrafi bölgeden kadın girişimcilerin katılım gösterdiği inovasyon ve markalaşmayla ön plana çıkmış, bulunduğu yöreye katkı sağlamış, yöredeki diğer kadın girişimciler için ilham kaynağı olmuş, sıfır atık yaklaşımıyla öne çıkmayı başarmış veya bu nitelikleri ihtiva eden projeye sahip, sürdürülebilirlik yönünde somut adımlar atmış, kadın girişimcilerin değerlendirilerek ödüllendirildiği Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasında bir ödülde Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri projesinin oldu. Kadın Kültür Kooperatifleri 150 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen ödül törenine katılan Vali Gökmen Çiçek, ödül töreni sonrası duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Çiçek, kadınlarımızdan yine hepimizi gururlandıran bir başarı hikayesi geldi. Kadın kültür kooperatiflerimiz Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasında derece alarak para ödülü kazandı. Bu gurur hepimizin. Ben inanıyorum, Kadın Kültür Evleri projesi 2022'de çok daha büyük işler başaracak ifadelerini kullandı. Müzik
1,5 yıllık sürede açılan 25 kadın kültür eviyle 85 bin üzerinde kadına ulaşılırken, yaklaşık 1 yıllık bir sürede de kolektif çalışma ruhuyla 17 kadın kooperatifi kuruldu. Kadın kültür kooperatifleri ülke ekonomisine yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede 6 trilyon katkı sağladı. Proje kapsamında ayrıca kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki pazar payını artırmak üzere albikere.com online alışveriş sitesi kurularak 17 kadın kooperatifi bu sitede satış yapmaya başladı. Sosyal sorumluluk kapsamında kurulan albikere.com online alışveriş sitesiyle satışlardan elde edilen gelir Afyonkarahisar'da yaşayan öğrencilere burs katkısı sağlıyor. Afyonkarahisar'ın en büyük alışveriş merkezi olan Park Afyon AVM'de Kadın Kültür Kafe Market hizmet vermeye başladı. Vali Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla hayata geçirilen Kadın Kültür Evi Kooperatifleri projesi tüm hızıyla devam ederken, kadınlar proje kapsamında birçok yeniliği de hayata geçirdi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri Kooperatifi projesi kapsamında kentin en büyük alışveriş merkezi olan Park Afyon AVM'de Kadın Kültür Kafe Market 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hizmet vermeye başladı. Açılış programına Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve eşiyle Afyonkarahisar İl Protokolü, ilçelerden kaymakamlar, belediye başkanları ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı. Kafe Market'in açılışını protokol üyelerinin eşleri yaptı. Daha sonra konuşan Vali Gökmen Çiçek, kadın kültür evlerinin bir ekip işi olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür etti. Afyonkarahisar'da bu saydığım arkadaşlarımızla beraber, kadınlarımızla beraber tüm Türkiye'de bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Her geçen gün biraz daha büyüyoruz. İşte 26 kadın kültür evine ulaştık. 17 kadın kooperatifimiz, satış mağazalarımız ve bugün Afyon Park AVM'de final yapıyoruz. Ben Afyon Park AVM yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle Afyonkarahisar'ın fedakar ve çalışkan kadınlarına çok teşekkür ediyorum. Çay Kadın Kooperatifimize, kaymakamına, eşine, belediye başkanına, eşine, çay ticaret odasına, çay il genel meclis üyelerine ve çaylı kadınlara çok teşekkür ediyorum. Açılışın ardından Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek'le birlikte il protokolünü kafede ağırladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eşi Sevim Zeybek'le birlikte açılışa katılanlara karanfil dağıttı. İl protokolü daha sonra AVM etkinlik alanındaki konsere katılarak müziklerle coştu. Kadın Kültür Evleri projesinin hayata geçmesinde önemli bir rolü olan Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek Kanal 3 Haber'e konuştu. Herkesin, bu arada tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum, 8 Mart Kadınlar Günü'nü. Normalde biz bu işe başladığımızda, yani bu kadar ilerleyeceğini tabii biz de bu kadarını hayal edemedik. Ama şu an hayalimizin üstünde bir yerdeyiz. Beklediğimizin çok çok üstünde bir yerdeyiz. Ama dediğim gibi, yani her zaman söylüyorum, Vali Bey de söylüyor, bu bir ekip işi. Afyon zaten buna meyilliydi. Çok destekçilerimiz de çok fazla. Aynı şekilde valilik olarak, belediye olarak, il olarak çok güzel bir bütünlük, beraberlik sağladık. Her anlamda birlik beraberlik sağlanınca dediğim gibi beklediğimiz çok çok üstüne çıktı. Bu kadın kültür evlerimiz, kooperatiflerimiz. Şu an bizler çok memnunuz. Her zaman da söylüyoruz. 12, yani ben bir yıla yuvarlıyorum ama tabii daha az bir zamanda. Bir yıldan daha az bir zamanda çok güzel cirolar elde edildi. 9 milyon gibi bir ciro elde edildi. Şu an kadınlarımızın da yüzleri gülüyor. Biz zaten onların yüzlerinin gülmesini istiyorduk. Çünkü dediğimiz gibi, daha önceden de bahsetmiştim. Bulunduğumuz ilçelerde kadınlarımız çok yoksundu bu anlamda, her anlamda, maddi manevi. Burada hem kendilerini buldular, hem istediklerini ortaya koydular. Şu an herkes istediğini üretiyor, istediği işi yapıyor. Hep beraber çok mutlu olduğumuzu düşünüyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısını Kadınlar Günü nedeniyle çarşamba yerine salı günü yapmayı tercih etti.
Teşekkürler. Siyasete başlayınca Kocaeli'nde o zamanlar STK'larda aktif siyaset yapmak yoktu. Ayrılmıştım. Sonra bitirdikten sonra dönmek kaydıyla ama dönemedim. İşte buradan gıcıklık yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aziz milletim, değerli kadınlar. Osmanlı'nın küllerinden büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni yükselten en büyük itici güç, kadının toplumdaki ağırlığının değişimi oldu. Türk kadının gücünü gören, değerini anlayan ve hakkını teslim eden bir çift mavi gözün ışığı Türk kadınının umudu olmuştu. Buradaki alkışı, bu içten alkışı, gözlerinizdeki bu ışığı, başı örtülü, başı açık, genç, benim yaş grubumdan pek çok kadın var burada ve hepsinin gözünde aynı ışık var. Gençlere, kadınlara Atatürk'ü unutturmaya çalıştılar. Gençlere, kadınlara Atatürk'ün hakkında her türlü hakareti yaptılar ama umarım duyarlar. İşte burada onu unutturamadılar. Unutturamayacaklar. Çünkü lütfen buyurun. Çünkü o gerçekten hakkı hakka teslim eden bir liderdi. Kadınları bütün sözleri öyle şurada taşımaya, burada taşıtmaya yönelik, eşitlemeye yönelik, birazdan söyleyeceğim başkanımın da anlattığı kanunları çıkardı. Ama cumhuriyeti ise gençlere emanet etti. Kadınlar ve gençler. Onun için bütün kavga bizim üzerimizde oldu. Ve gençlerle Cumhuriyet'in arasını, gençlerle Atatürk'ün arasını açmaya çalıştılar ama başaramadılar. Vizyon böyle bir şey, vefa böyle bir şey. İşte bu ışıkla Türk kadını 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitim hayatında eşitliğe, 1926 yılında Medeni Kanun'la aile ve toplum hayatında eşitliğe, 1934 yılında seçme ve seçilme hakkıyla siyasi alanda eşitliğe, 1936 yılında iş kanunuyla da çalışma hayatında eşitliğe kavuştu. Şu tarihlere bakar mısınız? Dünyanın medeni, dünyanın demokrasiye o günün şartlarında en uygun diye tariflenen hiçbir devletinde henüz bu kanunlar çıkmamış. Aynı zamanda da uygulama, kanun çıkmakla kalmadı. Bir de uygulamaya geçildi. Dolayısıyla işte o mavi gözlü lider hakkı hakka teslim etti. Yani pek çokları gibi ben bir kadın olarak söylüyorum ama o eğitim, o cumhuriyetin verdiği sosyal adalet, fırsat eşitliği bugün Atatürk'e yönelik en ağır ifadeleri söyleyenleri, yazanları, sarayda ağırlar hale getiren bu cumhuriyettir, o fırsat eşitliğidir. Evet, haberlerimize biraz sonra devam edeceğiz. Posta Gazetesi'ne bakalım. Öne çıkan başlıkları aktaralım sizlere. Sürmanşette hakem depremi başlığı yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kağan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya ve Özgür Yankaya'nın bu sezon artık maç yönetmemelerine karar verdi denilmiş.
Ve cephede 8 Mart, 8 Mart Kadınlar Günü'ne 36 bin Ukraynalı kadın cephede Ruslara karşı savaşarak girdi. Cephe gerisinde ise gönüllü kadın ordusu askere sivillere yemek, kılık kıyafet ve cephane sağlıyor. Yeraltı sığınaklarında hasta ve yaralılara bakıyor. Kırım'dan sonra denilmiş 2014'te Rusların Kırım işgalinin ardından belli iş kollarındaki kadınların askerlik eğitimi almasını şart koşan Ukrayna, aynı anda 18-60 yaş arası dileyen her kadının sivil savunma birliklerine kaydolmasını da önünü açtı. Ordunun %17'si kadınlardan oluşturuldu. Ukrayna'nın başarılı direnişinin altında canla başla çalışan bu gönüllü kadın ordusunun gücü yatıyor. Lvivli gönüllü kadınlar askere kamuflaj dikiyorlar. Bombalanan şehir Mariupol'da sığınakta doğum yaptıran ebe var. Kievli gönüllüler sivillere kek ve poğaça hazırlıyor denilmiş. Ve tahliye edilen sivilleri bombaladılar. Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Kiev, Harkov, Chernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde dün 9 ile 21 saatleri arasında karşılıklı ateşkes ilan edilerek insani koridora izin verildi. Kuzeydoğu'daki Sumi sınır kentinde ülkenin orta kesimindeki Poltava'ya siviller için tahliye koridoru açıldı. Ancak yola çıkan sivillerin bulunduğu konvoya Rus tanklarınca yine ateş açıldı. 9 kişi hayatını kaybetti. Kırım ve Donbas'ı konuşabiliriz denilmiş. Rus işgalinin 13. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den kritik bir açıklama geldi. Zelenski, Amerikan ABC kanalına Kırım ve Donbas'ın tanınmasını tartışabiliriz. Oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz dedi. Ve teşekkürler Valentina denilmiş. Kiev'de yaşayan Valentina, 3 Türk üniversite öğrencisini 5 gün evindeki sığınakta ağırladı. Dışişlerinin yardımıyla Türkiye'ye getirilen öğrencilerden Ahmet Çilekli, karnımızı doyurmadan yemek yemedi. Olan ekmeğini, makarnasını bizimle paylaştı dedi. Ve kızı polis olan, oğlu da Ruslara karşı savaşan Valentina'nın Türk öğrencilerin bizimle İstanbul'a gelin teklifini evlatlarımı yalnız bırakamam diye geri çevirdiği öğrenildi denilmiş. Ve gözümüz aydın manşette yer alıyor. Trabzon'da 2017'de göğsüne kesici aletle delik açılmış ve başı taşla ezilmiş halde bulunan 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak cinayeti davasında karar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde geldi. İki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Baba Mehmet Kaynak kararı kızımın kanı yerde kalmadı, gözümüz aydın diye karşıladı. Ortahisar'da 15 Ağustos 2017'de yaşanan olayda Pınar'ın kaybolan cep telefonunun sinyalini izleyen jandarma ekipleri telefonun Kocaeli'de Mustafa Güler yüzünde olduğunu belirledi. Pınar'ın üzerinden alınan sperm örneği Mustafa Güler yüzüyle uyuştu. Güler yüzün arkadaşı Necati Parmağ'ın evinde ise kanlı tornavida bulundu. İki sanığın markete giderken yolda Pınar'ı görüp minibüse aldıkları, tecavüze direnen kadını öldürüp attıkları belirlendi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada sevindiren karar çıktı. Mahkemeye cezaevinden görüntülü katılan her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan baba Mehmet Kaynaksa, yoğun duygular yaşıyoruz. Beklediğimiz sonucu elde ettik. Gözümüz aydın. Bugün Kadınlar Günü. Hiçbir kadınımız, çocuklarımız öldürülmesin, eziyet çekmesin. Kadınlarımızı kollayalım, sevelim diye konuştu. Şiddet gören kadınlara şirketinin kapısını açtı. Ankara'da anne babasından gördüğü şiddet sonrası 14 yaşında karakola sığınan ve yurda yerleştirilen Gülay Ertek 27 yaşında, 23 yaşında evlendikten sonra eşinden de şiddet gördü. Boşanma davası açıp oğluyla belediyenin sığınma evine yerleşen Ertek, 3 ay temizlik şirketinde çalıştıktan sonra temizlik şirketi kurdu. Şimdi kendisi gibi sığınma evinde kalan şiddet mağduru kadınlara iş veriyor. Bu şekilde 5 kadını istihdam eden Ertek, hedefim şiddet gören kadınları hayata bağlamak diyor. Avukat desteği denilmiş. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 8 Mart nedeniyle kadın hakim ve savcı adaylarıyla buluştu. Meclisteki yeni düzenlemeyle kadına karşı kasten yaralama, eziyet, işkence, tehdit, cinsel saldırı ve çocuk istismarında ceza miktarına bakılmaksızın her kadına ücretsiz avukat verilecek dedi. İkisi de köpekten kaçıyordu. Beyin hasarı var. Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Rabia Kallı, önceki akşam arkadaşıyla birlikte yurda yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. O anda yoldan geçen AY yönetimdeki otomobil genç kıza çarptı. Ağır yaralanan Rabia'da kafa travmasına bağlı beyin hasarı oluştu. Durumu kritik. Antalya Serik'te ise köpekten kaçarken yolda kamyon çarpmasıyla ağır yaralanıp sağ bacağı diz üstünden kesilen 9 yaşındaki Mahram Melin Pınar'ın durumu ise kritik. Baba Murat Pınar, doktorlar kızımın beyin ölümünün her an gerçekleşebileceğini söyledi diyerek gözyaşı döktü. Ve tarlada 600 TL, tezgahta ise 800 TL. Mersin Erdemli'de Necla Celebi ait serada ilk erik hasadı yapıldı. 50 kilo erik elde edildi. Örtü altında yetiştirilen Turfanda Can Eriği'nin kilosu İstanbul ve Ankara'da toptancıda 600 liradan alıcı buldu. Erik ise tezgahta 800 liradan satışa çıktı denilmiş.
Evet, iş sayfadaki başlıklara bakalım. Kadınlar Günü'nde şiddet durmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadına şiddet devam etti. Kayseri'de eşinden boşanan Yahya Türkmen ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesini bıçakla ağır yaraladı. Adana'da ise sevgilisini bıçakladığı Derya diye bir iş yerine sığınarak kurtuldu. Kayseri'de 3 çocuk babası Yahya Türkmen dün eşinden boşandı. Yahya Türkmen duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i çalıştığı kız öğrenci pansiyonunun bahçesinde bıçakla ağır yaraladı. Yahya Türkmen olayın ardından polise teslim oldu. Adana Seyhan'da da Eren K. evde tartıştığı sevgilisi Derya Bey'i kalçasından bıçakla yaraladı. Evden kaçan Derya Bey yakındaki bir iş yerine sığınarak yardım istedi. Eren K. olayda kullandığı bıçakla beraber yakalandı. Derya Bey tedavisinin ardından taburcu edildi denilmiş. Eşini kayalıklardan itmek için 3 saat beklemiş. Muğla Fethiye'de 19 Haziran 2018'de Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşi Semra Aysal'ı iterek ölümüne neden olan Hakan Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti ki hatırlarsınız. 7 aylık hamile eşini saatlerce yürütüp kayalıklara çıkaran Hakan Aysal'ın karısını öldürüp 400 bin liralık sigorta tazminatına konmak istediği belirlenmişti. Hakan Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararında eşini 3 saat oyalayıp ortalığın tenhalaşmasını beklediği belirtildi denilmiş. Sokak ortasında katletti, korkutmak istedim dedi. Adıyaman'da Zeynel Yücel 7 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Remzi Yücel'i sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup öldürmüştü. Gözaltına alınan Zeynel Yücel ifadesinde boşanmak istemiyordum. Amacım vurmak değildi, sadece korkutmak istedim dedi. Remzi Yücel temizlik görevlisi olarak çalıştığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Avcı emlakçılar operasyonu vardı. 37 gözaltı. Ankara'da açtıkları sözde emlak ofisleri üzerinden 29 kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik avcı emlakçılar operasyonu düzenlendi. 43 adrese düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin devir işlemlerini tapuda tanıdıkları memurlara yaptırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği de ortaya çıktı. Kısmeti açılsın diye birlikte olduğu sahte hocayı öldürmüş. Diyarbakır'da 27 Kasım 2021'de Yusuf Evran annesine ait evin tuvaletinde ölü bulunmuştu. Yusuf Evran'ın ilişki yaşadığı ZT tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. ZT ifadesinde 5 yıl önce kendisini hoca olarak tanıtan Yusuf Evran'la tanıştığını ve talihin açılması için baskıyla sürekli kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. ZT bu durumdan kurtulmak için de cinayeti işlediğini itiraf etti. ZT ile olayda kullanılan tüfeğin sahibi babası tutuklandı denilmiş. Otomatik silahla kuyumcu soygunu vardı. İstanbul Kağıthane'de dün öğle saatlerinde maskeli 4 soyguncu otomatik silahlarla kuyumcuya girdi. Kuyumcu çalışanını silah doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular 1 milyon lira değerinde altını çaldılar. Soyguncular havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis güvenlik kamera görüntülerinden soyguncuların kaçtıkları araç ve plakasını belirledi. Beğeni uğruna tehlikeli yolculuk vardı. İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde uzun süre teker ile giden motosikletli kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi. Motokurye başka bir görüntüde ise arkadaşını omzuna alarak gitti. O anları ise sosyal medyadan yayımladı denilmiş. Taksici ile müşterinin kusma parası kavgası vardı. Ankara'da taksiye binen Muammer ve Şeyma M. çiftinin 2 yaşındaki kızları Melis M. koltuğa kustu. Çift koltuğu temizledikten sonra taksi ücretini ödeyip indi. Ancak taksi şoförünün kirlenen koltuğu temizletmek için 150 lira para istediği ileri sürüldü. İddiaya göre Muhammed M. bu ücreti ödemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Şoför cam parfüm şişesiyle Muammer M.'nin kafasına vurdu. Başına üç dikiş atılan Muammer M. şikayetçi oldu denilmiş. Ve feci kaza Denizli Sarayköy'de önceki gün Engin Akyol sondaj çalışması yapılan kuyu ve çevresine traktör römorkundan çakıl taşı dökmeye başladı. Hareket halindeki traktör römorkundan düşen Engin Akyol römork tekerinin altında kaldı. Ağır yaralanan Engin Akyol hastanede hayatını kaybetti. Eksik çay kavgası kanlı bitti. Aydın Efeler'de otomobili tamir ettirmek için sanayi sitesine giden iki kişi Şükrü Eviz ile oğlu Sezai Eviz'in işlettiği çay ocağında sipariş verdi. Çayın bardağı eksik doldurulduğunu söyleyen şüpheli ile Sezai Eviz arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada şüpheli kişi Sezai Eviz'i kasığından bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen baba Şükrü Eviz de sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sezai Eviz'in hayat tehlikesi olduğu, baba Şükrü Eviz'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
Evin önüne pusu kurmuş. Adana'da 22 Şubat'ta Yusuf Yosunkaya otomobiline bindiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis saldırganın Ömer K. olduğunu ve olay sabahı Yusuf Yosunkaya'nın evinin önünde pusu kurduğunu belirledi. Ömer K. ifadesinde Yusuf Yosunkaya'yı kendisini daha önce darp edip küfrettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Ömer K. ise tutuklandı. Gözyaşları Pablo içindi. İstanbul Kartal'da 8 katlı binasının giriş katında bulunan sürücü kursunda yangın çıktı. Sürücü kursundaki pitbull cinsi Pablo isimli köpek dumandan etkilenerek bayıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri nefes almakta zorlanan köpeğe masaj yaparak oksijen tüpü taktı. Pablo'nun sahibi Rıfat Önalan köpeğinin başında dakikalarca ağladı. Köpeğin durumunun iyi olduğu da belirtilmiş efendim. Son iki başlığa yer verelim. Posta gazetesinde 70 liralık çakmakları külçe altın diye sattılar. İstanbul Bağcılar'da iki şüphelinin yoldan çevirdikleri 12 kişiyi 70 liralık külçe altın şeklindeki çakmağı gerçek altın gibi göstererek 4000 liraya sattıkları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirleyen polis dolandırıcıları Üsküdar'daki evlerinde yakaladı. Evde yapılan aramada 17 adet külçe altın görünümlü çakmak ve 5440 lira para ele geçirildi. Ve son başlık, eski avukat dolandırıcı çıktı. İstanbul merkezli 3 ilde kendilerini vergi memuru gibi göstererek hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan çeteye operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 8 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden B.Ö.'nün daha önce aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı için avukatlık mesleğinden ihraç edildiği ortaya çıktı. Posta gazetesinde de öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Haberimize bir kez daha devam edelim. Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği 1. olağanüstü toplantısı gerçekleştirildi. Bizim 2022 yılı bütçesi ve bütçe kararnamesi... Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği 1. olağanüstü toplantısını Birlik Başkanı Mehmet Seybek Başkanlığında Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, ilçe belde başkanları, meclis üyeleri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Hakikaten Afyonkarahisar çok vicdani ve insani duygulara sahip bir şehir. Türkiye'de ve Afyonkarahisar'da zaman zaman sorun haline gelen sahipsiz sokak hayvanları konusunun değerlendirildiği toplantıda sokak hayvanlarının popülasyonunun artış hızı ve alınabilecek önlemler konuşuldu. Afyonkarahisar genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının doğru yöntem ve uzman ekiplerce kısırlaştırma çalışmalarının yapılabileceği ve bu sayede hem toplum huzurunun hem toplum sağlığının ileri zamanlarda tehlikeye girmesinin önüne geçilebileceği değerlendirildi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Toplantıda söz alan Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nevzat Algan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürü Selçuk Öcal, yapılacak olan çalışmalarda her türlü desteği sunacaklarını dile getirdiler. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Seybek, sokak hayvanları hepimizin kanayan yarası dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Sokak hayvanları hepimizin kanayan yarası. Gün geçmiyor ki gerek bizlere gerek sizlere. Şikayetlerin arkası kesilmiyor. Biz önlem alalım diyoruz. Yasal düzenleme mutlaka mecliste yapılacak ama biz bir an önce yapalım. Belki de diğer illere de örnek olacağız. Yasal düzenleme de bizimkinden farklı bir şey çıkarsa onu da o şekilde tekrar düzenleriz diye düşünüyoruz. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya da Afyonkarahisar'ı sokak hayvanları açısından yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz dedi. Toplantılar yaparken çevre birliğinin de aslında aynı sahada aynı üyelerden ortak paydada buluşabileceğini biz gördük. Bir bakanlığımızdan almış olduğumuz uygun görüşle bu süreci başlatmış olduk ve bu aşamaya geldik. Artık sokaklarımızın halk sağlığı açısından daha güvenli olabilmesi için ve sorumluluğu da beraberce bir bütün olarak Afyonkarahisar kimliği altına alabilmemiz için böyle bir oluşumun zorunlu olduğunu da gördük. Afyonkarahisar'ı sokak hayvanları açısından yaşanabilir bir şehir, halk sağlığı açısından da güvenli bir kent haline el birliğiyle geçeceğiz arkadaşlar. Afyonkarahisar genelinde faaliyet gösteren özel ve kamu kurumlarında görevli veteriner hekimlerin onayları alınarak yapılacak olan çalışmalarda hayvan koruma kurulları ve gönüllü kuruluşlarında destekleri istendi. Afyonkarahisar'ın tüm belediyelerinde ortaklaşa yapılması planlanan sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırma çalışmalarının yine tüm belediyelerin üye olduğu ve yıllardır kusursuz bir şekilde Afyonkarahisar'ın tamamına katı atık bertarafı konusunda hizmet veren Çevre Hizmetleri Birliği üzerinden yapılması kararı alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Rusya-Ukrayna savaşına değindi ve Türkiye barış iradesi sunmaya hazırdır dedi. Tabii bütün bu süreçlerde etrafımızdaki gelişmeleri takip ederken
Bir yandan bu demokratikleşme süreçleri, bir yandan da eser siyasetine AK Parti güçlü bir şekilde devam ediyor. Önemli bir önümüzde gündem maddesi var biliyorsunuz. Onu bir kere daha buradan ifade etmek isterim. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete girecek dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. İnşallah 18 Mart günü bütün vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak bu köprüde hep beraber o tarihi güne şahitlik etmek üzere oraya bekliyoruz. Tabii daha önce yapılmış 3. köprü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü ve burada sayamayacağım birçok eser bu hizmet siyasetinin 2023'e giderken de güçlü bir şekilde devam ettiğini net bir şekilde gösteriyor. Bundan sonrasında da inşallah milletimizin desteğiyle devam edecektir. Arkadaşlar tabii bütün dünyanın gündemi bizim MYK'mızın da son derece kapsamlı bir şekilde ele aldığı gündem Ukrayna meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin yürüttüğü diplomatik faaliyetler, olayı nasıl değerlendirdiği, şimdiye kadarki görüşmelerle ilgili MYK'mıza kapsamlı bir değerlendirmesi olmuştur. Burada diplomasi yolunun açılması, diplomasi yolunun güçlendirilmesi, barışçı yol ve yöntemlerin hayata geçirilmesi konusunda muhataplarıyla yaptığı görüşmeleri ifade etti, gelinen son noktayı ifade etti. Tabii ki biz parti olarak şu anda yürürlüğe giren ateşkesin hayata geçmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. En büyük arzumuz ve temennimiz ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesidir. Bu kalıcı barışın sağlanması için de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yol haritası açıktır. Bunun İstanbul'da ya da Ankara'da gerçekleştirilecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde Sayın Putin'i ve Sayın Zelenski'yi misafir edeceğimiz bir toplantıyla hayata geçmesi için bu gayret ortaya koyulmaktadır. Tarafların kabul etmesi halinde Türkiye bütün bu diplomatik zemini oluşturmaya, buradan dünyaya bir barış iradesi sunmaya hazırdır. Dünyaya buradaki dramın sesini duyurmak, burayı anlatmak açısından gösterdikleri bir faaliyet için de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin bir takım işte umdeleri vardı. Hiç kimse o umdeler çerçevesinde böyle bir savaşın olabileceğini tabii çok tahmin etmiyordu. Nitekim bütün bu gelişmeler çerçevesinde silahsızlanmış Almanya'nın 100 milyon avroluk bir silah paketi açıklaması, silahlanacağını söylemesi, daha öncesinde Japonya'nın Kuzey Kore'ye karşı böyle bir karar alması, nitekim tarafsızlığıyla bilinen İsviçre'nin yüzyıllar süren tarafsızlığının sona ermesi, büyük kurumların, büyük mekanizmaların hani işlevsiz hale gelmesi aslında bir bakıma mevcut düzenin dikişlerinin söküldüğünü, daha kapsamlı, daha kapsayıcı bir düzen arayışının oluşturulması gerektiğini gösteriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi ve gider ayak tencerenin dibini kazımaya uğraşan bir hükümet var dedi. Bir Amerikalı yetkili Rusya'ya uyguladığımız yaptırımların amacı Rusya'daki enflasyonu yükseltmek demişti. Buradan bu yetkililere sesleniyorum. Bakın, aldığınız tedbirler Rusya'yı caydırmıyor. Zelenski de bunun altını çiziyor. Rusya'yı enflasyonla dize mi getirmek istiyorsunuz? Siz bir zahmet Türkiye'ye geliverin. Bizdeki sarayın kibirlisinin enflasyonu nasıl azdırdığını, kendi milletine hayat pahalılığına nasıl ezdirdiğini bir inceleyiverin. Sonra da ambargo diye gidin, Rusya'da uygulayın. Emin olun sarayın bu millete çektirdiğini hiç kimse çektirmedi. Atalarımız ne güzel söylemiş, ağacın kurdu içinde olur. Bir ülkede kibirli bir cehalet yönetimdeyse başkaca hasma gerek yok. Bugün gerçekten bu ülkede vatandaşın refahına, geleceğine kastetmiş bir saray yönetimi var.
gider ayak tencerenin dibini kazımaya uğraşan bir hükümet var. Kastetmedikleri hiçbir şey kalmadı. Atadan kalma malları sattı. 62 milyar dolarlık özelleştirme yaptı, yetmedi. Milletin 128 milyar dolarını koltukta kalacağım diye buharlaştırdı, o da yetmedi. Milletin geçmediği köprüyü, tüneli, otoyolu, uçmadığı havalarını, yatmadığı hastaneyi yapan yandaş müteahhitlere milletin hazinesinden milyarlarca dolar garanti verdi, o da yetmedi. Bir yönetmelikle bu ülkenin zeytinliklerini talan edilmek üzere yandaş madencilerin insafına terk etti. İnsanlar zeytinime dokunma diye feryat ederken, ülkenin tarihi, kültürü, zenginliği, sit alanlarını da talana açtı. Her ikisinin de peşindeyiz. Gerek adalet mekanizmasında bunları önleyebilmek için gerekli tüm imkanları zorlayacağız. Bunların gözlerini hırs bürümüş. Gider ayak kazanın dibini sıyırmanın derdine düşmüşler. Saray sosyetesi için memleket Yağma Hasan'ın böreği olmuş. Bu gözü dönmüşlüğün faturası millete çıkıyor. Arabaya benzin, mazot, gaz, bunları koymak lüks oldu. Akaryakıt fiyatları dolar inse de çıksa da artık her gün otomatiğe bağlandı, artıp duruyor. Doların rekor kırıp 18 liranın üstünü gördüğü 20 Aralık tarihinde 1 litre mazot 11 lira 54 kuruştu. Şimdi dolar 14 lira 30 kuruş ama mazot 20 lira. Saray kur korumalı mevduatın faturasını vatandaşın sırtına yıkmaktan vazgeçmelidir. Elektrik faturalarına da Cumhuriyet tarihinin en ağır zammını yaptılar. Bir de vallahi daha azı kurtarmaz dediler. Sonra genel başkanımız devreye girdi. Zorlaya zorlaya faturalar düşmeye başladı. Ama bu gelinen nokta da yetmez. Doğal gaz ve elektrikte 31 Aralık'ta yapılan tüm zamlar geri çekilene kadar mücadeleye biz devam edeceğiz. %52 arttırdıkları asgari ücret enflasyona ancak 2 ay dayandı. Bugün asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Baştan beri söylüyoruz. Mesele maaşın, aylığın, ücretin ne kadar olduğu değil. Onunla ne alınabildiğidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dünden bugüne Kadın Analar paneli düzenlendi. Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle dünden bugüne Afyonkarahisar'da Kadın Analar konulu panel düzenledi. Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFS Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş ve il protokolü katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Muharrem Günay, Afyonkarahisar'da kadın analık bir cinsiyeti ifade etmekten öte bir karakteri ifade eder dedi. Afyonkarahisar'da kadınlık ve kadın analık bir cinsiyeti ifade etmeden öte bir karakteri ifade eder. Afyonkarahisar'ımızda kadın ve kadın ana diye ahlakıyla, bilgisiyle, görgüsüyle, kültürüyle ve yapmış olduğu hayırlı işleriyle topluma örnek alan hanımlara, hanımefendilere kadın ana denir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, kadınların herkesin ilk rol modeli olduğunu söyledi. Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle emektar olan kadınlarımız aslında hepimizin ilk rol modeli, ilk öğretmenleriyiz. Evde şekillenir bütün kişiliklerimiz, bütün sığınağımız da kadınlarımızdır aslında. Ne kadar büyüsek de, ne kadar büyüseler de kadını, anneyi hiç unutmaz. Herkesin hayatına özel bir yerim vardır. Başkan Mehmet Zeybek, kadına şiddete dikkat çekerek şiddetin eğitim eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Eğitimdeki bazı yanlışlıklara tek taraflı bir eğitim verildiğinden dolayı, manevi eğitimlerden yoksun olduğu için o hale gelmiş ki eşini boğazlayan,
annesini boğazlayan, kardeşini boğazlayan nesiller yetişmeye başladı. Tabii bu bizim milli ve manevi değerlerimizden yoksun bir eğitim anlayışımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Milletvekili Eroğlu, bizim için her gün Kadınlar Günü diyerek sözlerine şöyle devam etti. Bizim anlayışımızda kadınlar başımızın tacıdır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Az önce belediye başkanımız da ifade etti. Dolayısıyla kadınlar gerçekten her zaman ülkenin kalkınmasında lokomotif olmuştur. Gelecekli nesilleri yetiştiren kadındır. Vali Gökmen Çiçek, kadınların önemine dikkat çekerek Afyonkarahisar kadına en çok yatırım yapan illerin başında gelmektedir ifadelerini kullandı. Toplumdaki bütün sorunların en sağlam ve en kestirme yoldan çözümü kadınların eliyle olacaktır. Eğer bugün uyuşturucuyla mücadele etmek istiyorsak, gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmak istiyorsak bunun çözümü kadınlardadır. Eğer bugün Afyonkarahisar ülkemizde kadına en fazla yatırım yapan illerin başında gelmektedir. Her yönüyle. Çünkü Afyonkarahisar şuna inanıyor. Kadın analardan biri kadınların hem Kurtuluş Savaşı'nda, işte Çobanlar'da tren istasyonunu kadınların yaptığı resmi görenler var mı bilmiyorum. Ben her gördüğümde duygulanıyorum. Panel sonunda kadınlara yılın kadın anası ödülleriyle, kompozisyon ve araştırma yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Reklam arası sonrasında buradayız. Evet, kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize ikinci saatimizde haberlerimize devam ediyoruz. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bir basın açıklaması düzenleyerek Kadınlar Günü'nü kutladı. Kutlu olsun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz. Pek çok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Kadınlar ellerine pankartları aldılar. Zafer Meydanı'na toplandılar. AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları İl Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, kadına şiddete asla toleransımız yok dedi. Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj, Türkiye Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi beşeri sermayenin önemli bir parçası olan fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Ülkemizde kadınlar 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edilmiştir. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki bir artış göstermemişken, bugün 2018 yılı seçimiyle birlikte parlamentoda kadınların temsil oranı %17.4'e yükselmiştir. AK Parti kadının siyasi temsil oranını kabul edilir bir eşitliğe ulaşana kadar mücadeleye devam edecektir. Kadın iş gücüne katılma oranı %27'den %34'e, kadın istihdamı ise 6 milyondan tam 10 milyona ulaşmış durumdadır. Kadın kolları olarak bizler de il il Türkiye'yi dolaştığımız Kadın Emeği Türkiye'nin istikbali programlarıyla ve hem de nerede kalmıştık eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular tek bir kanun ile, tek bir metinle, bir kalemde bitecek, sonuç alınacak meseleler değildir. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Kameraların karşısına geçen İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Çoğay, kadın cinayetlerine dikkat çekti. Yeryüzünde emekçi olmayan kadın yoktur. Kadınların üretim hayatı
içinde yer almaları insanlık tarihi kadar eskidir. 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kız kardeşimiz katledildi. 497 bir sayı değildir. 497 evlattır. 497 kardeştir. 497 annedir. Hayattan koparılan canlardır. Biz tek bir kız kardeşimizin şiddet görmesine, hayattan koparılmasına tahammül edemezken 497 kadının ölümü ile teselli olunmasına isyan ediyoruz. Gün artık kanunların değil, iktidarı değiştirme günüdür. Mevcut yasalar etkin şekilde uygulansa adalet yerini bulacaktır. Bir kez daha sesleniyoruz. Yasalara dokunma, uygula. İYİ Parti haftalık basın toplantısı gerçekleştirildi. Bir gün değil, her gün kadınlar günü olsun inşallah. Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu. Bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte toplumsal yaşamda yerini almıştır. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranlarını artırmalıyız. Başkan Mısırlıoğlu, Vali Gökmen Çiçek'in kadınlara verdiği değerin altını çizerek Vali Çiçek'e teşekkür etti. Kadınlarımızı toplumsal yaşamda da başarılarıyla arkalarında duran bir valiye sahip olduğumuz için kendisine huzurlarınızda İYİ Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatları olarak şükranlarımı arz ediyorum. Başkan Mısırlıoğlu konuşmasına yaşanan ekonomik sorunlarla devam etti. Yanlış ekonomi yönetimi dışa bağımlılığı artırdı. Ucuz ekmek akaryakıt kuyruğu derken son olarak da yağ kuyruğu baş gösterdi. Yanlış tarım politikası sonucu yağ üretiminde ihtiyacı karşılayamaz durumdayız. Köleleştirme düzeni geldi. Köleleştirme düzeni bir her yıl biraz daha Türk milletini hem beyinsel hem geçimsel işgal etme taktiği. Geçinemeyen insanlarımız, makarnayla karnını doyuran çocuklarımız ve sonuç bildiğiniz gibi Türk milletinin üstüne giydirilen ucu ve başkanlık sisteminin deli gömleğini kanıksatmaya çalışıyorlar. İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Öznur Hız, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her alanda sağlanması için mücadele edeceklerini ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği yolda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde sadece dayanışma ve mücadele günlerinde değil, girdiğiniz her ortamda ve platformda yılın 365 günü kadınları yok sayan politikalara, kadınlara yönelik her türlü baskı ve ayrımcılığa karşı dayanışmanın bir parçası olmaya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İYİ Parti kadın politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Filiz Kandemir de kadın erkek eşitliğini sağlayacaklarını söyledi. Kadınlarımızın eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mekanizmalarına katılma gibi sorunlarla ve eşitsizliklerle karşı karşıya olduklarının farkındayız. Toplumun ve yaşamın her alanında tüm karar alma mekanizmalarında kadın erkek eşitliğini sağlamayı ve korumayı öncelikli bir devlet politikası haline getireceğiz. Bu konuda yasal ve yapısal tüm gereklilikleri sağlayacağız. Gelecek Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Niyazi Ertaş ve Kadın Kolları Başkanı Hüsna Yıldırım parti binasında açıklamalarda bulundu. Hayatımızın her alanında bulunan kadınlarımız bizleri dünyaya getiren, büyük zahmetler katlanarak büyüten, topluma kazandıran, geliştiren, eğitim, sevgi ve şefkatiyle bizleri yalnız bırakmayan, İslam'ın kutsadığı, İnsanlığın baş tacı, başta annelerimiz, kıymetli bayan öğretmen hocalarımıza, öğretmenlerimize, ailelerimize, Gelecek Partisi'nin değerli kadın kolları başkanı ve kıymetli üyelerine bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kutluyorum. 8 Mart kadınların mücadele ve dayanışmasının kutlandığı gün olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuzunda silah taşıyan, bir taraftan da çocuklarına sahip çıkan,
ailesine sahip çıkan kadınlarımız tüm büyük övgülere layıktır. Ne yazık ki son dönemlerde kadınlarımıza yönelik şiddetlerin artmasını kınıyoruz. Derhal caydırıcı önlemlerin alınmasını istiyoruz. Aile yaşamında ve çalışma hayatında kadının konumuna bakıldığında koşulların hiç de eşitlikçi olmadığını görüyoruz. Anayasada herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe, inanç, dini, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Afyonkarahisar Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanlığı olarak toplumda kadının yerinin daha iyi olduğu, kadınlarımız sosyal yaşamda daha fazla bulunduğu, kadın erkek herkesin huzurlu olduğu, dolayısıyla bir ile başarılı olduğu güzel günler diliyoruz. İHA Kent Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Kameraların karşısına geçen genç İHA Kız Başkanı Büşra Şahin açıklamasına Doğu Türkistan'daki kadınlara yönelik zulmü kınayarak başladı. Ele geçirilen Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden bu işgali kınıyoruz. 8 Mart gününün anlam ve önemine binaen amacımız Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla ve özbenliğine hayatına devam etmesidir. Rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı muamelelerin son bulmasıdır. Başkan Şahin, kadınlar savaşların en çok kaybeden cephesi olmuştur dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Günümüzde Doğu Türkistan'da olduğu gibi kadınlar savaşların en çok kaybeden cephesi olmuştur. Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır'da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü puntolarla yazıp altını çizerek ihlal edildiğine dikkat çekmek ve bu ihlallerin son bulması için kanunların icra edilmesi gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Bu hareket Doğu Türkistanlı kadınların Çin'in işgal süreciyle birlikte gelen sistematik ihlallerin korkunç bir seviyeye ulaştığını dünyaya duyurmak, atılamayan çığlıklar adına başlatılmıştır. Programda konuşan Doğu Türkistanlı kadın duygu dolu anlar yaşattı. Öncelikle sanmayın ki bu anlatılan yalan. Sanmayın ki bunlar bir kurgu. Kendim bizzat Uygur Türk olarak benim nice şahit olduğum şeyler var. Bunları size burada hepinize açık bir şekilde söylemek istiyorum. Benim ailem orada işkence kamplarında teyzelerimden, abla kız kardeşlerimden haber alamamaktayım şu an. Ne yazık ki buradan herhangi bir iletişimde de geçememekteyim. Kadınlar gününde oradaki işkence kampında olan annelerimiz ne yazık ki Çinliler tarafından zorla işkencelere, taciz, tecavüzlere maruz kalmakta. Kız kardeşlerimiz Çinlilerle zorla evlendirerek soykırım ve asimile edilmekte. Buradan sesleniyorum ki lütfen, lütfen sessiz kalmayın. Sesimizi duyurmaya yardım edin. Öte yandan programda sloganlar atılarak Doğu Türkistan'daki kadın işgali kınandı. Doğum Türkistan yalnız değildir. Afyonkarahisar Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir video çalışması yaptı. Güçlüyüm, kuvvetliyim, her şeyden önce bir kadınım. Afyonkarahisar Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir video çalışması yaptı. Kadın adalettir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi tarafından hazırlanan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yayımlanan, farkındalık oluşturmaya amaçlayan video büyük beğeni topladı. Kadın ayakları üzerinde durmasını bilendir. Hiçbir şey kararlı bir kadından daha güçlü değildir. Benim adım Kadın. Üreten, emeğin ve gücün, şefkatin ve iyiliğin temsilcileri değerli kadınlara ithafen hazırlanan videoda hayatın her alanında yer alan kadınlar anlatıldı.
Videoda belediye birimlerinde istihdam eden avukat, zabıta, mimar, tekniker, otopark görevlisi, inşaat teknikeri, keçe ustası, garson, hamur ustası, evde bakım hizmeti görevlisi, büro görevlisi ve belediye başkan yardımcısı mimar Benol Kaplan yer aldı. Kadınlar olarak hayatın her alanında olmaktan gurur duyuyoruz. Hedefini koy, başarıya ulaş, tüm kadınlara örnek ol. Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışan kadınların yaptığı işleri anlatan video, Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Evet, Gazete 3'te öne çıkan başlıklarla devam edelim. Sürmanşetine bakalım. Kadın Kültür Kafe Market Park Afyon AVM'de açıldı başlığı yer alıyor. Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri Kooperatif Projesi kapsamında Park Afyon AVM'de Kadın Kültür Kafe Market hizmet vermeye başladı. Kafe Market'te Çay Kadın Kooperatifi'nde kadınların ürettiği el emeği ürünler satılacak. Açılış kurdelesini Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek, Asso Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in eşi Feyza Serteser, Akü Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş'ın eşi Esma Karakaş'la protokol üyelerinin eşleri kesti. Ve 3 kadın ana Afyon'da destan yazdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Ana Türbesi'nin önünde yapılan anma programında konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu, 3 kahraman kadın ana gerçekten Afyonkarahisar'da destan yazdı. Allah onlardan razı olsun, kadınların neler yapabileceğini açıkça göstermişler dedi. Ve manşete bakalım. Hayallerimizin üstünde başarı sağladık. Kadın kültür evleri ve kooperatiflerinin kısa sürede elde ettiği başarıları değerlendiren Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, şu anda hayalimizin üstünde bir yerdeyiz. Kadınlarımızın da yüzleri gülüyor. Burada hem kendilerini buldular hem de istediklerini ortaya koydular dedi. Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, Kadın Kültür Evleri projesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Sümeyra Çiçek, şu anda hayalimizin üstünde bir yerdeyiz. Beklentimizin çok üstündeyiz. Her zaman söylüyorum, Vali Bey de söylüyor. Bu bir ekip işi. Afyonkarahisar bunu çok meyilliydi. Destekçilerimiz de çok fazla. İl olarak çok güzel bir beraberlik sağladık. Her anlamda birlik beraberlik sağlanınca beklediğimizin çok çok üstüne çıktı. Kadın kültür evlerimiz ve kooperatiflerimiz dediğim. Ve bir yıldan daha az bir zamanla çok güzel cirolar elde edildi. Sümeyra Çiçek, bizler çok memnunuz. Bir yıldan daha az bir zamanda çok güzel cirolar elde edildi. Şu anda kadınlarımızın da yüzleri gülüyor. Burada hem kendilerini buldular hem de istediklerini ortaya koydular. Şu an herkes istediğini üretiyor, istediği işi yapıyor. Hem hep beraber çok mutlu olduğumuzu düşünüyorum diye konuştu. Tüm Türkiye'de kadın anaları tanıtmamız lazım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından Kadın Analar paneli düzenlendi. Panelde konuşan Vali Gökmen Çiçek, tüm Türkiye'de kadın anaları tanıtmamız lazım ifadelerini kullandı. Ve iş yaşamında insan ilişkileri ve etkili iletişim eğitimi düzenlenecek. Asso Kobi Akademisi eğitim takvimi çerçevesinde Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde iş yaşamında insan ilişkileri ve etkili iletişim eğitimi düzenlenecek. Alanında Türkiye'nin önde gelen uzmanları arasında olan Dr. Cengiz Savukçuoğlu tarafından verilecek eğitim Asso Meclis Salonu'nda bugün saat 14'te başlayacak denilmiş. Dumlupınar Bilsem geleneği bozmadı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bölge değerlendirme sonuçları açıklandı. Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılan 17 proje başvurusunda bulunan Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi 7 projeyle Türkiye genelinde en fazla sayıda projesi bölgeye kabul edilen 5. Ortaöğretim Eğitim Kurumu oldu. Yanlış ekonomi yönetimi dışa bağımlılığı arttırdı. Gündemdeki gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, millet perişan, yanlış ekonomi yönetimi dışa bağımlılığı arttırdı. Ucuz ekmek, akaryakıt kuyruğu derken son olarak da yağ kuyruğu baş gösterdi. Yanlışların politikası sonucu yağ üretimine ihtiyacı karşılayamaz durumdayız dedi. Ve Cumhur İttifakı milletimizin umut nişanesidir. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhur İttifakı'nın milletin umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağı olduğunu söyledim. Ön Dikmen ve Ünsal Serteser'i ziyaret etti. Metro Market Türkiye Eskişehir FSD Satış Müdürü Barkın Ön Dikmen ile Müşteri Yöneticisi Erol Ünsal, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ön Dikmen ve Ünsal Serteser'e Metro Türkiye'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Asso Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek Ön Dikmen ve Ünsal'a başarılar diledi. Serteser kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutladı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser
Akhisar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla az sonraki kadın personeli birimlerinde ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Ertürk açıklamasında AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inancımız tamdır dedi. Afşet'e yapılan zam geri alınmalı. Gelecek Partisi İl Başkanı Niyazi Ertaş gündemdeki gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Ertaş, Afşet vatandaşı canından bezdirdi. Afşet'in soğuk havalarda yeteri kadar ısıtmaması ve son yapılan 135'lik büyük zam Afyon'da Afşet'le ısınan halkımızı canından bezdirdi. Zam 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 bunaldık. Hiç olmazsa sizler biraz bu milleti düşünün ve bu zammı geri alın dedi. Akü Teknofest 2022 akademik paydaşları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı önderliğinde Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknolojisi festivali olan Teknofest'in 2022 yılındaki akademik paydaşlarından biri oldu. Ve son başlığa yer verelim. Gazete 3'te Afyon Spor Soma'yı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Afşet Afyon Spor, 22. haftanın erteleme maçında bugün Zafer Stadyumu'nda Soma Spor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 14'te başlayacak. Evet, gazete 3'te öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Odak gazetesiyle devam edelim. Sürmanşetine bakalım Odak'ın. İdealimiz güçlü Türkiye. AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Ertürk açıklamasında emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubuyuz derken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların temsili oranı AK Parti döneminde 4.1'den 17.4'e çıkmıştır dedi. Dünyayı Kadınlar Yönetir İl Genel Meclisi 2022 yılı Mart ayı toplantılarının ikinci bileşimi İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak dünyayı biz erkekler yönetiriz, kadınlar da bizi yönetir. Dolayısıyla dünyayı kadınlar yönetir dedi. Ve manşete bakalım. Solak hakim önünde. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde uzun süre dekan rektör yardımcılığı ve rektör olarak da 8 yıl görev yapan Profesör Doktor Mustafa Solak birkaç defa görev yerini değiştirdiği MK'nin idare yapan Profesör Doktor Mustafa Solak mahkemelerden almış olduğu yürütmeyi durma kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Mustafa Solak görev yaptığı dönemde usulsüz olarak görev yerini değiştirdiği MK isimli personelin Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'ne açtığı yürütmenin durdurulmasına yönelik 4 ayrı davalarda mahkemelerin vermiş olduğu kararları hiçe sayan YÖK, Profesör Doktor Mustafa Solak'la Kocatepe Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Hilmi Uçan'ın yargılanmalarına izin vermemişti. YÖK'ün vermiş olduğu kararı Danıştay'a itiraz eden mağdur MK'nın itirazı değerlendiren Danıştay, 1. Dairesi esas kararla YÖK'ün vermiş olduğu kararı bozarak şüphelilerin TCK'nın 257. maddesi gereğince yargılanmalarına yargılamanın Afyonkarahisar Ceza Mahkemesi'nde yapılmasına karar vermişti. Danıştay'ın vermiş olduğu karar sonrasında Profesör Doktor Mustafa Solak'la dönemin Genel Sekreter Vekili Mehmet Hilmi Uçan haklarında Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Duruşmaya sanık Mehmet Hilmi Uçan katılmazken tutuksuz yargılanan eski rektör Mustafa Solak suçlamalar hakkında savunmasını yaptı. Davacı MK ile tanıkların dinlendiği duruşma yaklaşık 2 saat sürdü denilmiş. Ve hayırlı olsun, Dünya Kadınlar Günü'nde Çay Kadın Kültür Kooperatifleri'nin işleteceği Kadın Kültür Kafe ve Market, Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Seybek ve protokolün katılımıyla kapılarını hizmete açtı. Olağanüstü toplandılar. Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği 1. Olağanüstü Toplantısını Birlik Başkanı Mehmet Seybek Başkanlığı'nda, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, ilçe belde başkanları ve meclis üyeleri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Kadınlar Günü'nü kutladı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ASO'daki kadın personeli birimlerinde ziyaret etti. Başsavcıdan karanfil denilmiş. Dünya Kadınlar Günü kapsamında Afyon Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak hem adliye hem de cezaevinde görev yapan kadın personellere hediye dağıtarak Kadınlar Günü'nü kutladı.
ve Afyon'da toplandılar. SÜBÜ ve ISÜBÜ Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda konuşan YÖK Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Ömer Açıkgöç, öncüsü olduğumuz artı bir uygulamalı eğitim modeli sizleri diğer üniversitelerden pozitif ayrıştırıyor dedi. Ve son başlığa yer verelim. Kadın analar unutulmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Afyonkarahisar'ın İmarında gelişmesinde önemli katkıları bulunan kadın analar, Vali Gökmen Çiçek, Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Seybek ve kadınların katıldığı programla anıldı. Programda fedakar kadın analar için dualar edildi denilmiş. Odak gazetesinde de öne çıkan başlıklar bu şekildeydi, aktarmış olduk sizlere. Haberimize devam edelim bir kez daha. 82 yaşındaki lastik tamircisi Vesile Nine kadınlara öğütlerde bulundu. Ben işte 82 yaşındaki lastik tamircisi Vesile Nine'den kadınlarımıza altın değerinde öğütler. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaptığı lastik tamirciliği mesleğiyle tanınan Vesile Akın bu yılda 8 Mart'ın simgelerinden birisi oldu. 82 yaşındaki Akın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara muhakkak üretmeleri gerektiği öğüdünü vererek şu tavsiyelerde bulundu. Mesleğini kimse mesleğini boşlamaz. Mesleksiz durulmayın. Hele ben öyleyim. Kadınlar, siz de hep mesleği örgünün. Kadınlar mesleği örgünün. Kadınlara bir tembihim var. Aldığınız taksileri yolda kaldınız mı? Altına kirke oyu vurup tekerinizi sökün, yedeğinizi takın, gelin. Yol rezil olmam kızlarım diye her zaman kızlara tembih ederim. Ehliyet aldınız mı? Bir de onun ehliyetini alın derim. Kadına uygulanan şiddetin son bulmasını da dileyen Akın, sadece kadınlara değil erkeklere de öğüt vererek şu sözleri söyledi. Dünya Kadınlar Günü'nden erkekler şiddet etmen, bak kadınlar dünya çiçeğidir. Kadınlarsız siz nasıl yaşayacaksınız? Nasıl üreyeceğiz kadınlar olmayınca? Kadınlara eziyet etmen. Kadınlar başınızın tacı, gülünüzün güleceği, çocuğunuzun, çoluğunuzun, evladınızın babası, annesi. Isparta'da yaşayan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın taksicilik mesleğini 6 yıldır sürdürüyor. Kadınların başarısı bitmek bilmiyor. Hem anne hem taksi şoförü. Görüntüler Isparta'dan. Zile basansınız değil mi abi? He. Tamam gel. İnanmak koymuşum oraya da öyle. Isparta merkezde bulunan taksi durağında 6 yıldır taksicilik yapan 3 çocuk annesi İsmail Topak, araba kullanmayı çok sevdiği için başta eşinin ve mahallesinin desteğiyle bu işe başladı. Araç kullanmayı çok sevdiğini ifade eden İsmail Topak, müşterilerine en iyi hizmeti vermek için sabah akşam direksiyon sallıyor. Eşimin arabası karşımızda. Taksiciliğe başlarken eşi Bekir Topak'ınsa kendisine büyük destek olduğunu belirten İsmail Topak duygularını şu ifadelerle dile getirdi. 6 yıldır taksiciyim. Eşimle beraber taksicilik yapıyorum. Daha önce arabamız tekti. Sonra 2 tane olunca eşim şoförlerle sıkıntılar yaşadı. Ben de araba kullanmayı sevdiğim için hani neden olmasın, mahalle halkı da 20 yıldır da bu mahalledeydik. Yani hani mahallemizin de hani teşvikleriyle taksiciliğe başladım. Bayan bayan olduğu için yani hani öyle bir sıkıntı yok. Güven duyduklarını, korkan kesim de var, korkmayan kesim de var. Bayanlarımız isterse her şeyi yapar diyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın cinayetleri için çok net konuştu. Gereği yapılacak dedi. Erdoğan yaz stokçularına da ateş püskürdü. Kadınlara karşı şiddet ve şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Bunun için aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık. Reysen takip edilen suçlar arasına aldı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık vesaire. Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar.
Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir. Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Ve sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Çünkü bakanıma da onu söyledim. Bunu yakın takibe alacaksın. Ve bu konuyla ilgili beni de süratle bilgilendireceksin. Atılması gereken adımı da süratle atacağız. Bu hakim olabilir, savcı olabilir. Fark etmez. Biz adaleti mülkün esası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz. Yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız. Şimdi ben muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Bunun muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Şimdi ben muhtarlarımdan şunu istiyorum. Mahallenizdeki, köyünüzdeki, marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı yok mu? Ama ben istiyorum ki gerekirse sizden İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz. Bu stokçuları biz gereğini yapacağız. Sağ olun. Yani bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını vesaire depoluyorlar. Ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Ve raflarda ayçiçeği yağı yok diyerek böyle bir kampanyayı da yürütüyorlar. İşte burada bir olacağız. Beraber olacağız. Bu ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Dün İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Dedim ki valileri seferber edeceğiz. Nerede bu tür bir ahlaksız varsa, stokçu varsa bunlara gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ve böyle bir sıkıntımız olmadığı halde bu stokçuluğu yapanlar bunun hesabını verecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Allah aşkına diyerek iktidara ekonomi için önerilerde bulundu. Ne diyorlardı? Sakın CHP'ye oy vermeyin. Niçin? Gelirse yardımlar kesilir. Sakın oy vermeyin, şöyle olur böyle olur. Bütün bu algının nasıl yıkıldığını, nasıl yok olduğunu hepimiz gördük ve hepimiz bu yanlış algının da tanığı olduk. Ama bunlar tam tersini yaptılar. Zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin, fukaranın sırtında kırdılar. Gerçekten müthiş acı bir tablo. Geçinemeyen, geliri olmayan kişilerin nasıl bu tabloya getirildikleri ya da bu duruma nasıl getirildiklerini hepimiz 3 aşağı 5 yukarı yaşayarak öğrendik. Bakın son Türk İş'in rakamlarını açıklayayım. Asgari ücret 4253 lira. Güzel. Açlık sınırı 4552 lira 56 kuruşa çıktı. Asgari ücretin üstünde açlık sınırı var. Yoksulluk sınırı 15.139 lira 90 kuruş. Şubat ayı rakamları. Yani bütün asgari ücretliler şu anda açlık sınırının altında ücret alıyorlar. Aylardır söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz diyorum. Yapmayın böyle diyorum. Böyle yaparsanız milleti perişan edersiniz diyorum. Fakiri fukarayı perişan edersiniz diyorum. Önlem alın diyorum. Önlem almakta yetersizsiniz. Hangi önlemlerin alınması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız size tek tek sayıyorum diyorum. Ve sayıyorum da onları.
Yaparsan sen karlı çıkarsın diyorum. Ben değil. Sen yapacaksın. Senin iraden var. Sen yönetiyorsun. Sen hükümetin başındaki kişisin. Yap bunları diyorum. 18'den 8'e indirdim diyor KDV'yi. Bak ne büyük fedakarlıklar yapıyorum. Arkayı dolanıyor. %102 zam yapıyor. İnsaf ya. Yapılacak uygulama çok basit bir formül. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Bir daha ifade. Maliyet buğday mı ektiniz? Arpa mı ektiniz? Yulaf mı ektiniz? Mercimek mi ektiniz? Ne ektiyseniz veya besici misiniz? Maliyet bellidir zaten. Çağırırsınız herhangi bir uzmanı, sulu arazi, susuz arazi hepsini çıkarır. Dönümün maliyeti nedir? Gübresi, elektriği neyse bunların maliyeti çıkar. Üzerine makul bir kar koyacaksın. Eşittir taban fiyat diyeceksin. Bu fiyatın üstüne satıyorsan sat. İhraç ediyorsan ihraç et. Altına düşerse devlet olarak ben alacağım. Çiftçimi asla çiftçimi zarar ettirmeyeceğim. Çiftçi zarar etmeyecek. Bunu söyleyeceksin. Şimdi bu söylediklerimden Allah aşkına hangisi akıl dışı? Hepsi makul mü makul? Hepsi doğru mu doğru? Devlet böyle mi yönetilir? Devlet böyle yönetilir. Bazen soruyorlar, diyorlar, efendim siz hep eleştiriyorsunuz, hiç öneri getirmiyorsunuz. Hangi sorun varsa önerimiz de vardır. Hiç kimse endişe etmesin. Akılcı, mantıklı, maliyeti hesaplanmış, devletin bütçesini, gelirini, giderini hesaplayan önerilerimiz var. Öneriler hayata geçtiğinde herkes kazanmış oluyor. Efendim para var mı bütün bunları yapmak için? Beşli çeteye gelince para var. Çiftçiye gelince niye yok? Sen vergi veriyorsun. Bu da kur korumalı mevduat sistemi getirdiler. Binlerce doları olan kim? Esnaf mı? Bakkal mı? Taksici mi? Tır şoförü mü? Kamyon şoförü mü? Apartman görevlisi mi? Asgari ücretli mi? Yok. Bunların sayıları belli. 100 bin, 150 bin. Bankaya götürüyorsun. Parayı yatırıyorsun. Diyor ki bir sefer kur yükselirse sana para vereceğim. İki, para vereceğim ama ayrıca buradan faiz gelir elde ediyorsan onu da vergiden muaf tutacağım diyor. Evet, haberlerimize devam edeceğiz. Öncesinde Sözcü gazetesine bir bakalım. Sözcü'de öne çıkan başlıkları aktaralım sizlere. Sürmanşette Türkiye Lozan ve Montreux'a sıkı sarılmalı. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye Montreux Antlaşması'nı harfiyen ve tarafsız uygulayarak her zaman kendisini krizlerden ve çatışmalardan uzak tutabilir diye konuştu. Ve muhalefetin gündemi ekonomik kriz. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara bu sözlerle çıkıştı. Enflasyon sopasını fakirin sırtında kırdılar. Zamların halkın belini büktüğünü, iktidarın önlem almakta geciktiğini belirten Kılıçdaroğlu eleştirilerini şöyle sıraladı. Kış geliyor, vatandaş doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyecek. Kara kış fonu kurun dedik ama yapmadılar. Tam tersi zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin sırtında kırdılar. Asgari ücret 4253 lira, açlık sınırı 4552 lira. Türkiye %11 büyümüş diyorlar. Dalga mı geçiyorsun? Beşli çete oligarklar büyüdü. İktidar yönetemiyor. Çiftçinin kredi faizi silinsin, mazotun yarısını devlet ödesin. Beşli çeteye verilen destek kesilsin dedi. Ve Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi. Gezici Araştırma Şirketi 27 ilde 2368 kişiye ülkemizin en önemli sorunu nedir diye sordu. Katılanların %71.6'sı ekonomi dedi. İşsizlik %36.2 çıktı. Manşete bakalım. Sarayında rant perileri var diyen İyi Parti lideri Akşener, çaldıkları gibi geri verecekler, geldikleri gibi gidecekler dedi. Akşener, bu saray çok acayip bir yer, adeta masalsı bir dünya. Geceleri gelen rantçılar var, aynı diş perisi gibi sarayında rant perileri var dedi ve rantı tek tek açıkladı. Bu periler biliyor ki Erdoğan geceleri elinde kalemle bekliyor. Geçerken uğradık, şöyle bir rantımız var diyene basıyor imzayı. Bu arkadaş milletin değil, rantçının adamı. Bu mücadele artık halkıyla zalimin mücadelesi. O sandıklar er ya da geç gelecek, çaldıkları gibi geri verecekler, geldikleri gibi gidecekler. Bu seçim sadece Cumhurbaşkanı veya milletvekillerini belirleyeceğimiz bir seçim olmayacak. O gün geldiğinde iyiler mutlaka kazanacak dedi. Kadınlar Günü selfiesi çekti bir de. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İyi Parti grubunda tüm kadınlarla beyaz giyinmişti. Akşener de kürsüden kadınlarla selfie çekti. Yağ kampanyasını muhalefet yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yağ kriziyle ilgili konuştu. Bizim ayçiçek yağı sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi zorda göstermek için yapıyor dedi.
Yağ krizinin orkestra şefi yine CHP olmuştur. MHP lideri Bahçeli ise yağ sorununu CHP'ye yükledi. Sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur. CHP varken düşmana gerek yoktur dedi. Ve Rus ordusu ateşi kesti. Ukrayna'da göç hızlandı. Rusya dün Ukrayna'daki 5 şehirde sivillerin tahliyesi için insani koridor açtı. Binlerce Ukraynalı şehirleri boşaltıp komşu ülkelere gitti. Sınır kapılarında insanlık dramı yaşandı. Sevdiklerinden ayrılanlar gözyaşına boğuldu denilmiş. İş sayfadaki birkaç başlığı da hemen aktaralım sizlere. Kadınlar Günü'nde sevgilisini bıçakladı. Adana'da Derya Bey 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde sevgilisi tarafından bıçaklandı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken sevgilisi polis tarafından gözaltına alındı. Adana'daki olay önceki gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Tellidere mahallesinde meydana geldi. Derya Bey ve Eren K. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K. iddiaya göre Derya Bey'i kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde sevgilisi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı. Derya Bey ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa hastaneye kaldırıldı. Derya Bey'i yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullandığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Derya Bey ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor denilmiş. Karısından boşandı, kaynanasını bıçakladı. Kayseri'deki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya T. dün görülen davayla eşinden boşandı. Yahya T. duruşmanın hemen ardından eşiyle ayrılmasında sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı kız öğrenci yurduna gitti. Yahya T. burada çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer'i bıçakladı. Ağır yaralanan Gezer hastaneye kaldırıldı. Yahya T. ise karakola giderek teslim oldu denilmiş. Köpekten kaçarken aracın altında kaldı. Isparta'daki kahreden olay 6 Mart günü İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Kallı yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen AYE yönetimdeki otomobil üniversiteli kıza çarptı. Ağır yaralanan Kallı hastaneye kaldırıldı. Kallı'nın kafa travmasına bağlı beyin hasarı nedeniyle yoğun bakımda tedavisini sürdüğü belirlendi denilmiş. Ve bebek taksiye kustu diye 150 TL isteyip dövdü. Ankara Çankaya'daki evlerinden çıkan Muammer ve Şeyma M. çifti önceki gün çocukları Melis M. ile birlikte Tunalı İlmi Caddesi'ne gitmek için taksiye bindi. Melis M. araç seyir halindeyken kusunca arka koltuk kirlendi. Bunun üzerine çift aracı durdurdu. Çift koltuğu temizledikten sonra 25 liralık taksi ücretini ödeyip yürüyerek yola devam etmek istedim. Ancak şoför koltuk kirlendiği gerekçesiyle temizletebilmek için 150 lira para istedi. Muammer M. bu ücreti ödeyemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda şoför araçtaki cam parfüm şişesiyle Muammer M.'nin kafasına vurdu. Taksi şoförü araya girmek isteyen kadını da tartakladı. Yaralanan Muammer M. hastaneye kaldırıldı. Başına üç dikiş atılan Muammer M. darp raporu alıp taksiciden şikayetçi oldu. Son üç başlığa yer verelim. Bebek bezinde uyuşturucu vardı. Sakarya'da polis takibi aldı. M.M. ile eşi F.M.'nin üzerlerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada bebek bezi paketi içinde 406 gram metamfetamin ve 407 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan çiftten M.M. ise tutuklandı denilmiş. 3 saat boyu beklemiş. Muğla'da 7 aylık hamile eşi Semra A'yı 400 bin liralık verdiği kaza sigortasını alabilmek için kayalıklardan iterek öldüren Hakan Ağa müebbet hapse çarptırılmıştı. Gerekçeli kararda Hakan Ağa'nın eşini 3 saat oyalayıp ortalığın tenhalaşmasını beklediği de belirtildi denilmiş. Ve son başlık Sözcü gazetesinde İstanbul'da 1 milyonluk kuyumcu soygunu vardı. Olay dün İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Maskeli 4 kişi otomatik silahlarla bir kuyumcuya girdi. Soyguncular çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. 2 dakika içerisinde yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan soyguncular havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri soyguncuların kaçtıkları aracı ve plakasını belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı denilmiş. Evet, Sözcü gazetesinde öne çıkan başlıkları aktarmış olduk sizlere. Şimdi haberimize devam edelim. Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde aile okulu seminerleri devam ediyor. Seni kötü hissetmeye devam etmesini istiyorsak biz kıyaslayabiliriz. Ama bunun yanlış bir davranış olduğunu... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aile okulu seminerleri binlerce aileye ulaştı. Bugün bizim için anlamlı bir gün. Bir hayalim daha gerçekleşti. Ve ilçenin tüm köy okullarının velilerine bu seminerle ulaştık.
Sandıklı Koçhisar Köyü İlköğretim Okulu'nda ailelere yönelik verilen seminer ilçe bağlı köylerde tamamlandı. Seminerlerde farklı başlıklar altında ailelerin çocuklarla yaşadıkları sorunlara değinildi. Hiç kimse daha önce kendisini bir psikolojik olarak travmaya sevk ediyor Ali abi. Problem şurada. 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından verilen seminerlerde çocuklarla birlikte nitelikli zaman geçirmeli, çocukların sosyal ve duygusal yönüne çok olumlu katkıları olduğu anlatılarak farkındalık oluşturuldu. İçine girdikleri yasa dışı tutum ve davranışları yapmaktan çekinmezler. Potansiyel suç makinesine dönüşebilirler. Çocukların teknolojik aletleri kullanmasıyla ilgili bilimsel çalışmalardan da örnekler veren Müdür Yılmaz, seminerleri heyecanla ülkenin farklı yerlerinde yapmaya devam edeceğini ifade etti. Antisosyal davranışlarda bulunan, olumsuz davranışlarda bulunan çocukların en büyük problemi olumsuz aile yaşantılarının olması. Sayın seyirciler, işçi servis otobüsüyle otomobilin çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Servis otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ağır yaralandı. Yaraları kurtarmak için olay yerine giden itfaiye aracı ise kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın adresi Eskişehir Afyon Karayolu 54. kilometresi. Ercan Ağa İdaresi'ndeki işçi otobüsüyle bir otomobil, iddialara göre hatalı sollama sebebiyle kafa kafaya çarpıştı. İki araç da yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken, kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bir kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın ilk anlarında yaraları kurtarmak için gönderilen itfaiye aracıysa kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İtfaiye aracında bulunan iki personel de hafif yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ise Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Afyonkarahisar'da domates yüklü tır devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca domates yola savruldu. Kazanın adresi Afyonkarahisar. Çekecek. Yolu kapattık. Antalya'dan aldığı domatesi Konya'ya doğru götüren Durmuş K idaresindeki tır, sürücünün kavşakta henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada tırın dorsesindeki tonlarca domates yola savruldu. Ama sol tarafına yatmış araba. Karşıdan Opet'in oradan girişte virajı alamamış. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Orhan Vinç geldi şimdi. Tır ve yola savrulan tonlarca domatesin temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Böyle yatırken daha kolay sokayım. Denizli'de ise seyir halindeyken arkadan çarpan tırla öndeki tırın arasında sıkışan otomobil kağıt gibi ezildi. Arkadan çarpan tırla öndeki tırın arasında sıkışan otomobil kağıt gibi ezildi. Görüntüler Denizli'nin Pamukkale ilçesinden. Almanya'dan Denizli'ye geldikleri öğrenilen Abdurrahman K. ve Fatma K. çifti, Acıpayam ilçesinden Akyü'ye gitmek için kiraladıkları otomobile yola çıktı. Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Abdurrahman K. idaresindeki otomobil, Ahmet O. idaresindeki tırın arkadan çarpması sonucu, önünde seyretmekte olan Musa T. idaresindeki tırın arasında kaldı. Çarpma sonucu otomobil, iki tırın arasında adeta kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Fatma K'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim ederken, hayatını kaybettiği sanılan sürücü için zamanla mücadele verdi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat boyunca yaptığı çalışmaların ardından sürücü araçtan çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağıt gibi ezilen araçtan yaralı çıkan çiftin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Aydın'da karısı ile tartışan adam evini ateşe verdi. Karısıyla tartışan adam evi ateşe verdi. Olayın adresi Aydın. Cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen H.E. eşiyle tartışmaya başladı. Evin içinde "yakarım burayı" diye bağırdığı iddia edilen H.E. evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Olay sonrası evi yaktığı iddia edilen H.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de bir nakliye firmasında çalışan şoförün 2 milyonluk vurgun oyunu JASAT tarafından bozuldu. "19 yaşındaki şüpheli 1200 koli tekstil ürününü kendi malıymış gibi depoya saklayıp satmaya çalıştı. Olayın adresi Denizli. Denizli'de bir tekstil firması, yurt dışına ihraç edilmek üzere hazırlanan ürünler için nakliye firmasıyla anlaştı ve ürünler Kadir Ağa'nın kullandığı tıra yüklendi. 1200 koli ürüne yola çıkan tırdan bir süre sonra haber alınamadı. Taktik işlemi yapması lazım. 15 farklı ürünü ayırması lazım. Yapmak istemez. İhbar üzerine harekete geçen JASAT, yaptığı titiz çalışmanın ardından tırın izini dakika dakika takip etti. Tırı takip eden polis ve jandarma ekipleri, şüpheli Kadir Ağa'nın kendisine emanet edilen ürünleri ilk indirdiği depoya ulaştı. Bu depoda yapılan operasyonda ekipler ürünlerin başka bir depoya nakledildiğini belirledi. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan adreste yapılan aramada Denizli firmaya ait 2 milyon TL değerindeki 1200 koli tekstil ürünü ele geçirildi. Tüm tekstil malzemeleri firma yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan Kadir Ağa sorgulanmak üzere götürüldü. Hırsızlık suçundan 3 ayrı suç kaydı daha olduğu belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Şimdi kısa bir ara. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize 3. saatimize devam ediyoruz. Stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz bulunmakta. Hemen takdim edelim sizlere. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi GETAT yani geleneksel tamamlayıcı tıp uygulayıcı hekim, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Resul Kadı hocamız bizimle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim Pınar Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de gayet iyiyiz hocam. Soracağımız birçok soru var, merak ettiğimiz çok soru var. Size yönelteceğiz ama öncesinde sizi tanıyacak olursak neler söylersiniz? İsmim Mehmet Resul Kadı. Kendim Trabzonluyum. Hı hı. Trabzon'da tıp fakültesini okudum. Hı hı. Fiziksel rehabilitasyon tıp uzmanıyım. Uzmanlığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldım. Hı hı. Ondan sonra 4 sene kadar bir Muğla'da çalıştım. Hı hı. Mart 2020'den beri de Afyon Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Hı hı. Eylül 2020'den beri de geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesinde çalışmaktayım. Peki efendim. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yani GETAT nedir bir dinleyelim sizden dilerseniz. Yani geleneksel ve tamamlayıcı tıpı açıklarken kelime anlamına gidebiliriz mesela. Geleneksel ne demek? Geleneksel toplumlar geçmişinde izle taşıyan olaylar. Toplumlar geçmişinin
yer edilmiş olaylarda. Hı-hı. Olaylar ve uygulamalardır. Hı hı. Tamamlayıcı kısmı aslında biraz önemli. Çünkü bu uygulama genelde hep mevcut tıbbi uygulamalar alternatif gibi lanse edilmektir. Hı hı. Halbuki bunlar onlar alternatifi değildir. Hı hı. Mevcut tıbbi uygulamaların tamamlayıcısı niteliğinde uygulamalar. Yani toplumların geçmişinden yer edinmiş mevcut tıbbi uygulamanın tamamlayıcı, hı hı, olan uygulamalar biz yatay uygulamalar diyoruz. Peki sevgili hocam, hangi uygulamaları içerir? Hangi uygulamalar içeriği kısmını 2014 yılında Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik yayınladı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği. Bu uygulama için tam 15 tane uygulama aldı. O uygulamaları ben şimdi kısaca bir isimsel olarak söyleyeyim. Tamam hocam. Bu şekilde aklımızda bir fikir, hı-hı, oluşturabiliriz. Mesela bunlardan birisi akupunktur, hı-hı, diğeri kupa, halk arasında hacamat da diye, hı-hı, bilinir. Mezoterapi, ozon terapi, sülük uygulaması, kayopraksi, osteopati. Bunlar genelde manuel terapinin bir bölümleri olarak düşünebiliriz. Hı-hı. Apiterapi, arı ve arı ürünlerinin tedavide kullanılması. Hı-hı. Fitoterapi, bitkisel ürünlerin tedavide kullanıldığı bir tedavi yöntemi. Hipnoz, kişilere telkin yoluyla tedaviye yaptığımız bir yöntem. Hı-hı. Onun haricinde homeopati, hı-hı, larva uygulaması, pleroterapi, refleksoloji ve müzik terapi. Toplam 15 uygulama mevcut şu an GETAT içinde. Peki sevgili hocam, şimdi GETAT ünitesi Afyon Devlet Hastanesi'nde ne zaman kuruldu? Hangi uygulamalar hastanenizde yapılmaktadır? GETAT bölümü 2018 yılında o zamanki başhekim yardımcısı Dicle Ulu tarafından kuruldu. Hı-hı. Kendisi emekli olana kadar da kurumun başında durdu. Ben de Eylül 2020'den beri kurumun başındayım. Şu, hı-hı, an orayı işletmekteyim. Peki sevgili hocam, akupunktur dediniz. Akupunktur uygulaması nedir? Bir dinleyelim sizden. Şimdi akupunktur uygulaması aslında birçok kişi tarafından azıcık bir fikir olan bir şeydir. Yani birçok kişinin aklına Çin gelmektedir bu. Hı hı hı. Bu bir enerji tıbbıdır. İnsan, hı hı, vücudunda bazı enerjiler olduğu, bu enerjilerin kanallar yoluyla bir yerden bir yere aktarıldığı teorisi üzerine gelir. Ve bu kanallar üzerinde önemli noktalar vardır. Önemli noktalar müdahale ederek kişilerin tedavi etmeye çalıştığımız bir tedavi rejimidir diyebiliriz akupunktur için. Hı hı. Peki sevgili hocam, hangi durumlarda uygulanır, hangi durumlarda uygulanmaz peki? Şimdi 2014 yılında bir yönetmelik yayınlandık. Yönetmelikte bir de hangi durumlarda uygulayacağımız konusunda sınırlar getirdi. Hı hı. Bu sınırlar içinde de 25 tane durumdan bahsetti. Ben şimdi o yönetmelikten o 25 tane durumu kısaca bir özetleyeyim, hı hı, size hangi durumlar. Misal ağrılı durumlar. Burada yönetmelik kas ağrıları, eklem, hı hı, ağrıları, nöropatik ağrılar dediğimiz durumlarda biz akupunktur kullanabiliyoruz. Hı hı. Onun harici migren. Bir kişi migren tanısı aldığı zaman biz onu destek tedavi olarak, hı hı, kullanabiliyoruz. Onun haricinde egzojen obezite tanısı almış kişilere diyete uyum. Yani biz kilo sıkıntısı, hı hı, olan kişilerde akupunktur destek tedavi olarak kullanabiliyoruz. Biraz sonra o soruyu da soracağım size hocam. Evet. Taşı tutması ve gebelikle, hı hı, ilgili bulantı kusma şikayeti olanlarda. Onun haricinde kanser hastası kemoterapi alıp bulantı kusma şikayeti olanlarda. Hı hı. Onun haricinde göz kuruluğu yakınması olanlarda, uyku bozukluğu olanlarda, geçe içemesi yakınması olanlarda, hı hı, hiperaktivite tanısı olan kişilerde biz akupunkturu kullanabiliyoruz. Vertigo dediğimiz bir hastalık vardı, baş dönmesi. Evet, vertigo'da da yine mevcut tedaviye destek olarak akupunktur kullanılabiliyor. Hı hı. Peki sevgili hocam. Akupunktur deyince birçok kişinin aklına kilo vermek geliyor. Siz de söylediniz şimdi. Akupunkturla kilo verilebiliyor mu acaba? Bir dinleyelim sizden. Akupunktura kilo verilemiyorum kısmının cevabı kesinlikle verilebiliyor. Verilebiliyor. Ama diye devamında bir amayla, hı, gelmek lazım. Kim nasıl verilebilir? Bir kere ben bizim herhangi bir polikliniğe gelen bir hasta bir sıfırdan muayene ediyorum. Hasta diyor ki kilo veremiyorum. Kilo verememenin nedenini araştırmak lazım. Bundan dolayı bir kere hikayesini alıyoruz. Hı hı. Tetkikleri inceliyoruz. Hı hı. Çünkü alternatif nedenler de olabilir. Mesela bu hastanın tiroidi az çalışıyor olabilir. Hı hı. Bazı vitamin eksiklikleri olabilir. Hı hı. Böyle bir durum olduğu zaman tiroidi az çalışan bir hastayı siz ne kadar aç bırakırsanız bırakın, ne kadar akupunktur yaparsanız yapın, o kişinin kilo verme ihtimali çok düşüktür. Önce bunları bir incelemek lazım. Onun haricinde bir de hastanın yaşamında acaba yanlış yaptığı şeyler var mı? Bir besleme, doğru besleme diye bir kavram var. Buna uyuyor mu, uymuyor mu? Hmm. O açıdan dinlemek lazım. Misal su içme. Su içme bizim için çok önemlidir. Hangi açıdan önemlidir? Biz kilo vermek istediğimiz zaman aslında bir yerinden de yağ yakmak isteriz. Yani kilo kastan gitmesini kimse istemez benim düşündüğüm kadarıyla. Yağdan vermek istersek. Yağın bir biyokimyasal reaksiyonu var. Yağ yakmak için yağ artı su olması lazım ki ortada biz o yağı yakabilelim, ondan enerji elde edelim. Yani ortamda bir suyumuz yoksa
yağı yakamıyoruz. Bu açıdan dolayı da biz bir kere hasta en az günde 2-2,5 litre su içiyor mu diye sorgulamak lazım. Bir insan 2-2,5 litre su içmiyorsa akupunktur yapması, kendini boş yere aç bırakmasının bir manası yok. Yağ yakmış. En fazla kastan yakabilir. Çünkü kasın yıkılması için öyle bir ortamda su olmasına gerek yoktur. Buna dikkat etmek lazım. Onun harici birçok yanlış inanış vardı. Mesela birçok kişi kuru yemiş yiyor. Kuru yemiş de bir avucu 100 gramı 500-600 kalori. Bir öğün demektir. Onu sanki az yediği zaman çok kalori almayacak gibi hayal ediyor. Bunlar bu yanlışlar, bu yanlış anlamaları düzeltmek lazım. Bunlarla beraber bir de spor öneriyorum. Çünkü kilo vermek sağlıklı olmak demek değildir. Bu açıdan bunu da bilmek lazım. Sağlıklı olabilmek için insan bir spor yapması lazımdır. Spor kesinlikle şart diyorsunuz yani. Yani sağlıklı bir hayat için kesinlikle spor şart. Zaten kendi uzmanlık alanı fizik tedavi olduğu için o konuya özellikle hastalarımda eğiliyorum. Bunlarla beraber uygulandığı zaman akupunktur kesinlikle kilo verdiriyor. Kilo verdirilebilir peki. Şimdi gelelim merak edilen konuya, kupa yani hacamat uygulaması nedir? Bir dinleyelim sizden. Hacamat uygulaması nedir? Hacamat uygulaması şöyle tarifini kitabi olarak negatif bir basınç oluşturarak dokuları iyileştirmeye çalıştığımız tedavi yöntemi olarak geçer. Ama biraz daha ayrıntısına indiğimiz zaman tem olarak iki kısımdan oluşmaktadır bu. Kuru kupa ve yaş kupa olmak üzere. Kuru kupa nedir derseniz? Nedir hocam? Kuru kupa normal aslında halk arasında şu bardak koyma denilen olay var ya, alıyor ateşle beraber negatif basınç. Ekranda da görüyoruz şu an sanırım. Evet. Orada gördüğünüz üzere. Sol taraftaki kanatılmamış, sağ taraftaki kanatılmış kısım. Sol tarafta kanatmadığımız zaman kuru kupa oluyor. Sadece orada kupa çekiyorsun, negatif basınç oluşturuyoruz. Kanattığımız zamanki kısım ise hacamat oluyor. Hacamatta bir kan akması gerekiyor. Bu da yaş kupa oluyor aynı zamanda. Orada bir ıslaklık oluyor. Oradan bir atıfta bulunmuşlar. Hangi durumlarda uygulanır, hangi durumlarda uygulanmaz sevgili hocam? Yani yine buna Sağlık Bakanlığımızın o mevcut tebliğinde 10 tane durumdan bahsedilmiş. İlk durum, İmmün sistemi güçlendirme diye tariflemişler. İmmün sistemi güçlendirme bizim poliklinikte karşımıza nasıl geliyor? Hasta poliklinikten geliyor. Ben en çok bunu sonbaharın başında görüyorum. Hastalar geliyor. Hocam benim hiçbir şikayetim yok. Bir zaten sünnetti bu uygulama. Sünnet olduğu için yaptırmak istedim. Evet. İki diyor ki ben hocam çok grip geçiriyorum. Kış boyunca üst solunum yolu enfeksiyonu çok geçiriyorum. Bunları daha az geçirmek istiyorum. Bundan dolayı yaptırmak istiyorum. Yani bu savunma sistemi güçlendirsin bu uygulama. Ben daha az enfeksiyon geçireyim diye yaptırıyoruz. Bu immün sistemi güçlendirme kısmı bu. Onun harici ağrılı durumlarda yaptırabiliyoruz yine. Ne diyelim mesela kas iskelet sistemi mekanik ağrılar. Bunlar ne olur? Bel ağrıları, sırt ağrıları, diz ağrılarında kullanabiliyoruz. Migren yine az önce demin akupunkturda bahsettiğimiz migren tanısı olan kişileri de hacamatı yapabiliyoruz. Fibromiyalji sendromu diye bir hastalık var. Hani toplumda çok sıktır ama çoğu kişinin bilmediği durum. Fibromiyalji nedir diye düşünecek olursak halk nasıl tarifler bunu? İltihapsız romatizma, iltihapsız kas romatizması diye tarif ettiğimiz bir hastalık grubudur. Bu kişinin bize polikliniğe geldiğim zaman başının tepesinden tırnağına kadar her tarafı ağrır. Böyle kişilerdir. bu kişilerde de biz hacamat tedavisini kullanabiliriz. Onlarda da ağrılar kesmedi. Etkin olur ben zaten gördüm. Onun haricinde bağırsak sıkıntıları olanlar, kabızlık yakılması olan kişiler de olabilir. Uyku bozukluğu olan kişilerde hacamat tedavisi de iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Uyku bozukluğu olanlarda da. Kesinlikle. Ama uygulayamayacak durumlarımız da var aslında. Onlar da bir buradayken bir şey yapmak lazım. Çünkü birçok kişi her durumda uygulanabileceğini düşünüyor ama biz zaten hastayı değerlendirme kısmının önemi de burada noktadan geliyor. Hastayı değerlendiriyoruz, uygulanamayacak hastayı oradan elemeye çalışıyoruz. Bunlar nelerdir? Mesela hacamat yapacağız, orada bir kan çıkışı olacak. Evet. Kişide zaten bir kan eksikliği varsa, yani halk anemi varsa, kansızlığı varsa zaten yapamayız. O ölçüde, o durumda ben hastane yapmanın bir avantajını çok görüyorum burada. Hastanın e-nabızdan geçmişine bakıyorum. Hemoglobin değerleri nedir? Yani kansızlığı var mı? Yönetmelik o konuda belli bir sınırı belirmiş. 9,5-6 ise o kişilere hacamat yapamıyoruz maalesef. Onun haricinde bizim bir uygulamamız var sonuçta. Bir hacamat kupayı alıyoruz, bir yere uyguluyoruz. Uygulayacağımız yerde bir enfeksiyonu, yarası falan varsa zaten oraya uygulayamayız. Bu kişiler de uygun değildir bizim için. Bir de şöyle benim poliklinikte çok gördüğüm bir yanlış kanı var. Varisi olan kişide. Kişi şöyle hayal ediyor. Benim bir varisim var. Bu böyle şişmiş, içi kan dolu. Ben buraya bir hacamat attırsam, ondaki kanı boşaltırsam çok iyi gelir. Varisi geldi, polikliniğe geliyor hasta. Benim varisimi hacamat yaptıralım diye. Evet. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Varisi damarlar çok hassas damarlar. Normal değillerdir. Yani normal yapısı bozulmuş, artık hassas hale gelmişlerdir. Biz oraya bir şey atarsak, kesi atarsak, orası mikrop kalkma ihtimali çok yüksektir. Kendini iyileştirme ihtimali daha düşük, daha kötü hale gidebilir. Ondan dolayı ilgili yönetmelikte varisi olan kişiler de varisin üzerine hacamat yapılması
önerilmiyor, hatta yasaklanmış aslında. Yani bu konulara değinmek istedim şimdi. Peki sevgili hocam. Hacamatı bazı günlerde yaptırmanın daha uygun olduğunu biliyoruz aslında. Yani bu söyleniyor. Hacamat ne zaman yaptırılabilir? Onu da bir dinleyelim sizden. Şöyle, hacamatın bir kere kupa, hacamat tedavisi diğer uygulamalardan farklı. Bizim kültürümüzde sağlam bir yeri vardı. Yeri nedir? Sünnet uygulaması. Hı hı. Sünnet ne demek? Hepimizin bildiği gibi. Peygamber Efendimiz yaptığı uygulama bizim açımızda sünnettir. Hı hı. Onlar bizi yap, onu yapmak bizim açımızda sünnettir. Hı hı. Nereden anlıyoruz bunu? Hadislere bakıyoruz. Hadislerde Peygamber Efendimiz demiş, hacamat yaptığını demiş. Kayın noktasına hacamat yaptığını demiş. Hı hı. Yine bu hadislerden gelen bazı bilgiler var. Bazı günlere işaret ediyor. Bazı günlerde yapılmamasını işaret ediyor. Hı hı. Bu günleri biz C ve Ç harflerine başlayan günler diye özetliyoruz. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günler yapılmaması öneriliyor. Kalan günler aslında yapılabilir. Yine bu, yine yapılan ayın konumuna bizim hicri takvim bilindiği üzere ay takvimidir. Ay takvimidir. Ayın konumuna göre nitelendirilmiştir. Ayın konumuna göre bazı günler yaptırılması daha uygun olur. Bunu zaten hesaplanan her aya göre ayrı bir gün hesaplanır. O hesaplandığı günlerde yapılması daha uygun olur. Genelde 17, 20, 21 günle denk gelen çarşamba, cuma, cumartesi olmayan günler oluyor. O günlerde yaptırmak daha uygun oluyor. Ama herhangi bir pazar, pazartesi, salı, perşembe yapılabilir. Yani ben kafama göre gelip de bugün hacamat yaptıracağım diyemiyorum aslında. Belirli günleri aslında var. Aslında hacamat yaptıracağım diyemez. Şunu diyemezsin. Tıbbi açıdan sıkıntı yok. Çünkü hani belki hatırlarsın, bir ara Michael Phelps diye bir yüzücü vardı. Sırtı kupalar falan atılmış. Hı hı. Sonuçta gayrimüslim kendisi. Hı hı. Bunu yaptırmış, bir yarar görmüş de yaptırmış. Hı hı. O da o büyük ihtimalle şeye dikkat etmemiştir. Çarşamba, cuma, cumartesi olmadığına. Hı hı. Zaten bir sürü tıbbi çalışma, yani bugünler uyulmasa bile aslında yararı gözükebilir. Ama bizim sonuçta sünnet bir ibadet olarak bunu yapmak istiyorsak çarşamba, cuma, cumartesi dikkat etmemiz gerekir. Peki sevgili hocam, mezoterapi uygulaması nedir? Hangi durumlarda uygulanır, hangi durumlarda uygulanmaz? Onu da dinleyelim sizden. Şimdi mezoterapi uygulaması, mezoterm dediğimiz bizim bir biyolojik, en biyolojik bir tabakamız vardır. O tabakadan kaynaklanan bazı hastalıklar var. Onlar iyileştirmeye çalıştığımız bir yöntemdir. Bunu iyileştirmeye çalışırken az önceki saydığımız yöntemlerden farklı olarak ilaç kullanıyoruz. Bu ilacı da bir enjektöre çekip ilgili cilt altı dokuya veriyoruz. Hı hı. Bu ilaç içeriğine göre tedavi etmeye çalıştığımız hastalıklar değişebilmektedir. Yine hangi hastalıkları tedavi edebileceğimiz kısmına gelecek olursak, yine Sağlık Bakanlığı o sınırları belirlemiş. Selülit demiş. Selülit bizim bu güzellik sektörünü bildiğimiz, kadınlarda gözüken selülit. Ona harici alopesi. Alopesi Türkçe kellik demektir. Miyofasiyel ağrı sendromu. Miyofasiyel ağrı sendromu da halk arasında kulunç diye bilinir. Yani çok yaygındır. Ele gelir. Serttir. Onun haricinde immün sistemi güçlendirme, az önce anlatmıştım ben, hacamatta bizim savunma sistemimizi güçlendirmek için de yine mezoterapi kullanabilmektedir. Doku ve spor yaralanmalarında, çeşitli ağırlı durumlarda biz şeyi kullanabiliyoruz. Mezoterapi kullanabiliyoruz. Ne zaman kullanamıyoruz kısmına gelince, şöyle bir şey var. Biz burada bir ilaç veriyoruz sonuçta. Verdiğimiz ilacı alerjisi varsa kişinin, yani öyle bir hikaye veriyorsa zaten kullanamayız. Çünkü yarardan daha çok zarar elde ediyoruz kişilerde. Tabii. Onun haricinde yine bir uygulama bölgesi var. Mesela dizinde ağrı olan hastayı uygulayabiliriz. Eğer ama uygulayacağımız yerde bir enfeksiyon, yarası varsa maalesef o kişilere uygulayamıyoruz. Kullanacağımız ilaç, mesela kişide böbrek rahatsızlığı varsa ve vereceğimiz ilaç böbrekle ilgili sıkıntı yaratma durumu varsa o kişilere bunu veremiyoruz. Onun haricinde vereceğimiz ilaç gebelikte sıkıntı yaratabilecek, gebelere veremiyoruz. Aslında bu kişiye bağlı bazı yan etkili oluşturma ihtimali varsa bu ilacı o kişilere veremiyoruz. Genel olarak yapamayacağım durumlar bunlar. Peki sevgili hocam. Mezoterapi kellik tedavisinde etkili midir peki? Onu da dinleyelim sizden. Az önce saydınız. Kellik tedavisinde etkilidir. Ama yine bir amayla girmek lazım. Çünkü mezoterapinin etki mekanizması şöyledir. Besleyici özelliği vardır. İçinde verdiğimiz maddede besleme özelliği sahiptir. Ondan dolayı hastayı bir muayene etmek lazım. Şöyle bir kişi hayal edelim. Muayene ediyorsunuz. Saçında hiçbir saç deli yok. Bakıyorsunuz bir saç deli kökü göremiyorsunuz. Bu kişiler maalesef mezoterapi etkin değil. Kimlere etkindir diye muayene ediyorsunuz, saçlar bayağı seyrekleşmiş kişide ama orada bir bakıyorsunuz küçük küçük saç telleri var. Böyle hani biraz beslesem büyütsem bu büyük bir saç teli olabilecek diyeceğimiz saç. Böyle kişilerde müdahale ettiğimiz zaman verdiğimiz mezoterapi ilaçları o kişinin o cansız küçük olan saç telini büyütüyor, olgunlaştırıyor. Olgun bir saç teli haline getiriyor. Yani kısmi kelli olan kişilerde aslında mezoterapi etkin diyebiliriz. Etkinliği var diyebiliriz diyorsunuz. Evet. Peki sevgili hocam, ozon uygulaması nedir? Hangi durumlarda uygulanır, hangi durumlarda uygulanmaz? Şimdi onu da çok duyuyoruz çünkü. Ozon zaten
bu dönemde bayağı popüler oldu. Hı hı. Ozon bir gazdır. Yani ilk büyük ihtimalle Lugo adında ilk şeyde girmiş. Ozon tabakası diye bir tabaka vardı. Hı hı. Bizi güneşin ultraviyole ışınlarından koruyan bir tabaka. Oksijenin bir formudur. Oksijen O2'dir. İki tane oksijen yan yana gelmesiyle oluşur. Ozon ise üç tane oksijen atomunun yan yana gelmesiyle oluşan bir bileşiktir. Hı hı. Bunu tedavi edici uygulamalarda kullandığımız tedavi yönünde ozon terapi deniliyor. Hı hı. Hangi durumlarda kullanabileceğimiz konusuna gelince şöyle bir miyofasiyel ağrı durumlarında kullanım. Yani kişinin kuluncu varsa bunda ozon kullanabiliyoruz. Nasıl kullanırız? Alıyoruz enjektörü için. Ozonu çekiyoruz. Hı hı. Ozonun bir kas gevşici etkisi de var orada. Hı hı. Orada o kaslan kası elimizde buluyor. Onu enjektörü içine verdiğimiz zaman kası gevşeyebiliyor. Fibromiyalji dediğimiz şu tepeden tırnağa her taraf ağıran hasta grubunda etkinliği var. Vertebra ve diz patolojileri demiş. Bunlar ne oluyor? Bunlar bel fıtığı, boyun fıtığı olan kişilerde özel bir tekniklere uygulanıyor. Kişilerde bir skopi dediğimiz bir cihaz var. Röntgen cihazı içinde direkt o diski buluyor. Fıtığın olduğu yere ozon vererek bununla tedavi edilebiliyor. Hmm. Bu o yöntemlerden birisi. Sonra diyabetik yaralar. Aslında en sık kullandığı yöntemler, durumlardan birisi diyabetik yaralardır. Hmm. Bizim şeker hastalarını biliyoruz. Çok sıkıntılı olan hastalar. Şeker hastalar damar olan her yerde sıkıntıları vardı. Mesela böbrekte damarlar gibi. Böbreğe giden damarlar tıkan açıcı böbrek sıkıntıları olur. Hı hı. Aynı şekilde bizim cildimize giden damarlar var. Bu damarların yapısı bozulur. Bozulmasının bize dezavantajı nedir? Biz bir yerimiz yaralandığı zaman iyileşmesi için oraya biz kandan bir şeyler göndermemiz lazım. Hı hı. İyileştirici hı hı. elemanlar göndermemiz lazım. Bu iyileştirici elemanları oraya göndermediğimizde orayı iyileştiremeyiz. Bizim zaten şeker hastalarda temel sıkıntı bu damarlara bir sıkıntı olmasıdır. Ondan da bunlar bir yarası açıldı mı? Kolayına iyileşmez. Hatta çabucak mikrop kapar. Evet. Ozonun bir mikrop öldürücü özelliği vardı. Bundan dolayı diyabetik iyileşmeyen diyabetik yaralarda biz ozon tedavisini kullanabiliriz. O yaranın daha iyileşmesi hı hı. için. Onun özel bir yöntemi oluyor. Bizim poşetleme dediğimiz. Poşetlediğimiz ozon kazı vererek bu iyileşmeyen yara iyileşmesine destek olabiliriz. Birçok yarar gören hasta var bu konuda. Hı hı. Ne zaman uygulayamayacağımız kısmına gelirken şöyle diyelim. Ozon bir gazlı demiştik. Şöyle bir şey hayal edilmemesi gerekir. O bu ozon kazını alıp enjektöre direkt damardan vermememiz lazım. Böyle bir durum hayal etmeyelim. Çünkü ozon kazını oraya verdiğim zaman hani hep filmlerde diyor şey enjektörün içinde hava vardı. Bu hava embolisi dediğimiz bu duruma neden olabilir? Hmm. Ölümcül olabilir. Biz bunu şöyle yapıyoruz. Alıyoruz kanı. Kanı için ozonu dışarıda karıştırıyoruz. İyice onun çözülmesini sağlayıp sonra o kanı geri veriyoruz. O şekilde direkt damardan ozon vermek gibi bir durumumuz olmuyor. Hı hı. Bazı kalıtsal hastalıklarda ozon verdiğimiz zaman kişiye zarar verebileceği gösterilmiş. Mesela glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği diye bir hastalık var. Böyle bir hastalığı varsa kişilerde bunlara biz bunu veremeyiz. Onun haricinde tiroidin çok çalıştığı durumlarda hipertiroidi diyeyim. Bazede graves diye bir hastalık var. Bu hastalıkta da biz ozonu veremiyoruz. Tabii bundan dolayı ya zaten hastalara bir şeyden önce bir kan tahlillerine bakılması lazım. Hı hı. Bunlar olup olmadığını açısından. Sonra trombosit dediğimiz bir durum var. Trombosit bizim kanımızda bulunan hücrelerden birisi. Az önce hemoglobin demiştik, eritrositler, bunlar gibi bir kan değerlerini ölçülen bir şeydi. Bunun değeri 50 binin altındaysa bu kişilerde biz ozonu veremeyiz. Peki hocam. Hastalar en çok hangi şikayetlerle sizin polikliniğinize başvuruyor? Şimdi bizim aktif olarak şu an saydığım 4 uygulamada 3 tanesini yapıyoruz. Hacamat, akupunktur ve mezoterapi yapıyoruz. Hı hı. Yani ozonu dağdan başlamadık. Ozonu büyük ihtimal 2-3 hafta içinde başlayacağız. Çünkü bu cihaz bağımlı bir şey. Cihazımızı da yeni aldık. Hı hı. Diğer 3 saydığım ilk 3 yaptığım uygulama hakkında gördüğüm hasta popülasyonu konusunda bir istatistik verecek olsam genel olarak bu vasati rakamlardı. Mesela akupunktur için açısından gelenlerin %45 civarı kilo verme için geliyor. Kilo vermeye destek olarak. Aslında ben bu uygulama yapmadım. Bu kadar bir öyle bir popülasyon olduğunu bilmiyordum. Çoğu kişi bu açıdan geliyor. Hı hı. Kalan bir %45'lik kısım diyelim. Ağrı, diz ağrısı, sırt ağrısı o şekilde yakın veya migren yakınması hı hı. olarak gelmektedir. %10 diyebileceğim bir kısımda diğer 25 tane neden saymıştım. O 25 nedenden diğer nedenden mesela işemedi, uyku bozukluğu o şekilde geliyorlar. Hacamat için gelenlerin %45'i ya immün sistemi kuvvetlendi mi ya da bu sünnettir hocam. Hiçbir şikayetim yok ben sünneti, Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmek için geliyorlar. Kalan %45'i sırt, bel, bacak, baş ağrısı gibi yakınmalardan gelir. %10'da diğer diyebileceğimiz şeklinde sınıflandırabiliriz. Mezoterapi için gelen kısımların %90'ı ya güzellik için veya da şu kellik yakınması için gelir. %10 kısmı sadece ağrı için geliyor. O konuda birazcık güzellik sektörüne kaymış gibi. O zaman için şimdilik gelen bir hastalığımız yok. Hocam peki diğer soruya geçmeden önce benim aklıma takıldı. Bu hacamatı ne kadar sürede bir yaptırılması gerekiyor peki? Onu da bir sorayım ben size. Şimdi hacamatı hiçbir yani şikayeti yoksa evet, hiçbir şikayeti yoksa ben 6 ayda bir öneriyorum. Ama 6 ayda bir. Aynı şikayeti varsa 2 ayda bir yapabiliyorum. Birazcık da şeyin iyileşmesi bu
Orada kestiğimiz yerin iyileşmesi 3-4 haftadır yani. Yani normalde kabuk bağlaması 2 haftadır ama bizim kitabi bilgi yara iyileşmesi 3-4 hafta dediği için ben garantisi 2 ayda bir. Ama şöyle bir şey var. Tarama dediğimiz bir durum var. Yani bir hasta geliyor, bir şikayeti var. Vücudun 3 ayrı bölgeye alıyor. 3 ayrı bölge ayrı ayrı birer hafta arayla uygulama yapıyoruz. Tarama uygulaması yapıyoruz. Bu tarama uygulaması yaptıktan 2 ay sonra diyebiliriz. Hastanın şikayeti olan hasta. Hiç şikayeti olmayan için 6 ayda bir öneriyorum ben. Bu yaralar geçiyor değil mi? Yani yaralar geçiyor. Herhangi bir iz falan kalmıyor. Şöyle bir şey diyeyim. %90 hastada kalmıyor ama %10 bir popülasyonda bazıların hasta mesela diyabetik hasta, şeker hastası veyahut aslında bir hasta gerçekten şurasını vursa iz kalan bazı hastalar var. %100 oran veremeyeceğim ama %90'da iz kalmıyor diyebilirim. %90 büyük bir oran zaten. %90. Ama %10 bazı kesimleri görüyorum. Onları da gördüm. Peki hocam COVID-19 önlenmesi ve tedavisinde GETAT uygulamalarının yeri var mıdır? Ya şimdi bizim yönetmelik 2014'te çıktı. Burada COVID'den hiçbir şeyde bahsetilmiyor. Tabii COVID düşününce son 2 yıldan beri hayatta ama şimdi az önce birçok uygulama saydım. Birçok uygulama immün sistemi güçlendirme diye bir etkisi var. İmmün sistemi mesela hangisi? Mezoterapi ve hacamat immün sistemi güçlendirebiliyor. Zaten immün sistem dediğimiz bizim savunma sistemi. Ve COVID de savunma sistemi zayıf olan kişileri hasta ediyor. Yani bu uygulamayı o açıdan kullanabiliriz. Ama şöyle ben bir tarama yaptım. Bizim PubMed diye bir yer var. PubMed'de böyle bilimsel çalışmalar yapıyorlar kişiler. Bu GETAT uygulamaları da yapılmış. En çok ozonla ilgili çalışma yapılmış. Hatta çalışmanın birinde yoğun bakıma yatmış hastalara bile ozon vermişler. İyi sonuçlar elde ettiğini, yoğun bakımda yatış süresinin kısaldığını göstermişler. Yani bu uygulamalar yararı olabilecek şeklinde kanıtlar var ama kesilmiş. Şu an yönetmeliğe girmiş bir şey olmamasına rağmen umut var diyelim. Peki sevgili hocam. GETAT uygulaması yaptırmak istesek nasıl bir yol izlememiz lazım? Şimdi mevcut durumda biz MHRS üzerinden değil telefon üzerinden randevu veriyoruz. Bunun nedeni şu. Yani bizim uygulamalar biraz diğer uygulamalardan farklı oluyor. Mesela bir hacamat gelen hastaya telefonu demen lazım. Eğer dini uygun şartlara uygun yaptıracaksan şu çarşamba, cuma, cumartesi gelme. Veya aslında diyeti oluyor bazen. Hayvansal gıdalardan fakir beslenmesi öneriliyor. Birçok hadiste bir gün öncesinde böyle bir diyeti oluyor. O diyete uyması gerektiğini. Bunu biz MHRS üzerinden veremeyeceğimizin, söyleyemeyeceğimiz, böyle ikili ilişkiye giremeyeceğimizin şimdi telefonları sadece telefon üzerinden randevu veriyoruz. O da hastane üzerinde oluyor. Hastanenin 444-4234 diye bir numarası var. Orayı arayıp 7212'yi bağlattığı zaman biz o şekilde randevu usulü hastalara uygulamalarımızı yapıyoruz şu an. 444-4234-7212 de bizim dahilimiz. Size ulaşabiliyorlar oradan. Buradan ulaşıyorlar. Bizim sekreterimiz var zaten. O da her daim telefon başında. O konuda randevuda yardım, gerekli bilgiyi de veriyor. Yani hasta hacamat yapmak düşünüyorsa, hacamat yapması gereken, öncesi yapması gereken hazırlıklar, hangi günlerin daha uygun olduğu konusunda bir özet bilgi de veriyor. Peki sevgili hocam, GETAT uygulamaları devlet tarafından geri ödemede mi? Şu anlık geri ödemede değil. Uygulamaya göre bazı ücretlendirmeler oluyor. Hacamattır, akupunturdur. Mezoterapinin hepsinin bir ayrı ücreti oluyor. Ozonun da ayrı bir ücreti oluyor. Bunlar da şimdilik olmadı mı? İnşallah yakın zamanda olacak. Yani bir özet bilgi verecek olursam şu an akupunkturla hacamatın uygulama başı fiyatı 120 lira civarında devlette bir ücret çıkartılıyor. Mezoterapi maalesef biraz güzel sektörün yönelik olduğu için fiyatı farklı. 400 lira civarında bir ücreti var. Ozon için şu an en son 110 liraydı uygulama ücreti artı onun için bazı malzemeleri kullan. Diğerlerine biraz daha farklı olan biraz malzemesi var. Mesela kan alıp yaptığımız bir tüp o ekstradan o tüpün ücreti. O şimdi sisteme güncel olarak aktife girmediği için toplam fiyat hakkında tam bir fikrim yok ama uygulaması 110 lira. Yani hacamat yaptırmak istersek 120 lira dediniz değil mi? Aynen. 120 akupunktur lira yaptırmak istersek gerekiyor. 120 lira hastaneye ödeme oluyor. Mezoterapi için de 400 lira. Peki sevgili hocam. Hekim harici kişiler tarafından yapılan uygulamalar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey. Şimdi ben 2014 yılında bir yönetmelik yayınladım. Yönetmelikte özellikle kim uygulayabilecek kısmında sadece tabip yazıyor. Yani hekim harici yapılan uygulama bir kere yasak. Yani yasak kısmını geçelim. Niye gitmemeliyiz kısmına gelecek olursak. Bir, bu kişiler bizim şu an ben hasta devletin memuruyum. Benim şöyle bir şeyim yok. Ben buradan şu malzemeden kısarsam, şundan kısarsam, bundan kısarsam zarar edelim, daha çok kar edelim bir şey yok. Bizim malzememiz devletimiz karşılıyor. Ben devletin malzemesinin memuruyum. Ama bu kişilerin böyle şeyleri de var. Mesela bazıları duyuyoruz kupalar, aynı kupalar temiz, eğer çok kan gelmiyor temizleyip kullanabiliyorlar. Yani hijyenik sıkıntılar olabilir böyle uygulamalarda. Uygulayan kişi sonuçta tabip değil. Nasıl steril bir ortam oluşturulacağını bilmiyor. Nasıl uygulama yapacağını bilmiyor. Nasıl bir hijyen sağlanacağını bilmiyor. Bir kere hijyen sıkıntısı var. İkinci bir kısım da uygulayan kişi hastalığı tedavi ediyor ama hastalık nedir diye bilmiyor. Mesela sırt ağrısı diye gelir. Sırt ağrısı bir hastalık değil, semptomdur. Bir sırt ağrısı diye gelen hastayı ben muayene ederim.
onun hikayesini alırım. Nedir, ne değildir diye düşünüyorum. Bu kişiye sırt ağrısı gelir, tamam diyor. Senin sırt ağrısını tedavi edelim. Yani bunu nasıl anlatayım ben size? Bir hasta hikayesi kafamıza kurgulayacak olsak. Bir 50 yaşında bir kadın hasta düşünelim. Hı-hı. Bu kadın hasta 6 ay, 1 seneden beri sırt ağrısı yakınması mektup. Özellikle diyeyim, geceleri ağrıları daha çok oluyor. Gidiyor, diyor, genelde de komşudan duydu. Komşudan duyuyor ki orada bir yerde bir apartman dairesi bir kadın bunu yapıyor. Gidiyor ona hacamat yaptırmıyor. Kadına evet. Diyor ki sırtım ağrıyor. Derdime çare olmamış. Kadın da tabii olur. Buyur yat diyor, hemen yatıyor, yapıyor. Hacamatladı. Gerçekten ağrılar geçebilir. O konuda sıkıntı yok. Ben de gördüm poliklinikte, gördüğüm kadar. Bayağı ağrı konusunda rahatlayan hastamız var. Diyelim bu hastanın ağrısı geçti. Eve gitti. 3 ay sonra bir daha ağrılar yakınması ortaya çıktı. Yine aynı şekilde. Bu sefer de geçmiyor hacamatta herhalde. Geçici bir çözüm olur. Bir hastaneye gideyim, doktora gideyim. Misal bana geldi diyelim. Ben de sonuçta fizik tedavi doktorum. Sırt ağrısı bana geldi. Geldi. Ben değerlendiriyorum hasta. Sırt ağrısı geldi. Tamam, hemen gel tedavi edelim demiyorum. İkinci soruya geliyorum. Misal ne zaman daha çok oluyor bu sırt ağrısı? Geceleri oluyor. Bizim geceleri olan sırt ağrısı bizim için bir alarm semptomudur. Ne zamandan beri? 6 ay, 1 seneden beri oluyor. Diyorum, eşlik eden bir şey var mı? Misal diyor, kilo verdim buna beraber. Diyetli miydin? Hayır. Son 80 kiloydum, oldum 60 kilo ama hiç diyet yapmadım. Aslında halinden memnun kilo verdiği için, kadın sonuçta. Ama bizim için diyet yapılmadan kilo verilmesi sıkıntı bir durumdur. Bu normal değildir. Soruyoruz, terlemen olur mu misal, gece terlemen olur mu? Oluyor diyor, durmadan atlet değiştiriyorum. Ara ara ateşim oluyor. Bunu dinleyen bir doktorun tepkisi nedir biliyor musun? Gel sana hacamat yapalım değildir. Gel seninle kanser var mı bir araştıralım olur. Çünkü bu kanser bulguların kanseri işaret eden bulgular bunlar. Evet. Bunları biz onda veyahut da romatizmal bir hastalık düşünebiliriz. İkinci bir romatizma veyahut da bir enfeksiyon düşünebiliriz ama ilk başta en kötüsü kanseri ekarte etmeye çalışmak. Ben gidip bunu ilgi birimi dahiliye yönelim ve bazı tahlili röntgeni de MR'ını isterim. Diyelim bu hasta kanser çıktı. Kanserde herkesin bildiği bir şey. Erken tanı önemlidir. Tabii. Değil mi? Erken tanım önemlidir. Bu hasta kanser çıktı, tedavisi kaç ay gecikmiş oldu doktor olmayan kişiye gittiği için? 3 ay. Evet. Belki 3 ay önce bu hasta doktora gitseydi, belki de diyecekti ameliyat edelim alalım. Genelde sırt ağrısı ve kadın vermenin meme kanseri kemiğe metastası yapar. Omurga ve sırt ağrısı, bazen hastalar gelip sırt ağrısı da ortaya çıkar. Ya bu kadında belki de meme kanseri vardı. Memesini hemen alıp kurtulacak, erken dönem memeyi alıyorlar, kurtuluyorlar. Bazı kemoterapiye bile gerek kalmıyor. Eğer bu kanda ama kemiğe atlamışsa ameliyat etmiyorlar. Evet. Yani böyle şeylerden olur. İşin uzmanla gitmek lazım. Sadece sırt ağrısı tedavi etmek değil olay. Olay hastalığı tedavi. Sırt ağrısı bir semptom, hastalık değildir. Birçok şey neden olur. Nedenini bulmak lazımdır. Burada bir sıkıntı var. Tedavinin yani tedavi tanımının gecikmesi neden olabilir. Onun ayrıca bir de hastanı düşün. Bir bayılan bir hasta düşün. Orada bizim hem bir sıkıntıdan bu uygulamasına hafif ağrısı olur. Bazıların çok hassas oluyor, bayılıyorlar. Bu hastaya yani bayılabilir tabii canım. Niye bayılmasın? Özellikle şeyde hacamatta şey oluyor. Orada birazcık bel bölgesinde biraz daha fazla ağrı hissediyor. Orada hasta biraz tansiyonu düşüyor, bayılıyor. Bizim için sıkıntı değil. Ben doktorum zaten. Daha kötü durumlarda karşılaştım. Ona hemen müdahalesi yapar. Bir kendinizi şeyde hayal edin bir de. Böyle bir merdiven altı bir yerde öyle bir şikayetiniz geliştiğinde el ayak karışıyor bunlarda. Ona müdahale de sıkıntı. Kim müdahale edecek? Kim müdahale edecek yani? Kişiler hastalık tedavi ettiğini düşünüyor ama hastalık sadece bir şikayeti tedavi etmek değildi. O senin yaptığın müdahale sırasında çıkacak komplikasyon dediğim durumlarda müdahale etme yetisi olmadı. Yani kendini böyle bir kişiler emanet etsek ister misiniz? Onu da düşünmek lazım. Yani temel olarak ben bunları diyorum. Bir tanımlık gecikmesinde de komplikasyon müdahale sıkıntı olabilir. Artı hijyen konusunda da soru işareti olabilir. Peki sevgili hocam, sizce GİTAT uygulamaların avantajları nelerdir? Neden tercih edilmelidirler? Yani bir kere bunlar tamamlayıcı uygulamalar. Eğer yine mevcut tıbbi uygulamalar karşılaştıracak olursak bunlar çok daha ucuz uygulamalar. Yani akupunktur aslında sadece bir iğneyle uygulanıyor. Devletin masrafı bir iğnedir. İğnenin tanesi de 25 kuruş civarında bir şey. Bir kere ucuzlar. İki etkinler benim gördüğüm kadarıyla sırt, bel ağrılarında özellikle ağrı kısmı kendi bölümümden bakacak olursam çok etkin tedavi yöntemleri. Kişilerin ağrıları rahatlıkla azaltabiliyorlar. Onun haricinde yan etkileri de az. Birçoğunda herhangi bir ilaç kullanmıyoruz gördüğünüz. Akupunktur iğnesinin batırmasının en büyük yan etkisi ne olabilir? Bir gün iğnenin battığı yerde ağrı olabilir. Hacamat uygulamasının en büyük yan etkisi en fazla bir uygulama sırasında biraz tansiyonu düşebilir. Yani onun haricinde belki bir sıkıntı oluşturamaz. Yani yan etkileri az, etkin ve ucuz tedavidir. Bunları bu şekilde özetleyebiliriz akupunktur uygulamaları. Yani GİTAT uygulamalarını. GİTAT uygulamalarını. Peki sevgili hocam, son sözlerinizi ben rica edeceğim. Son olarak neler söylersiniz? Yani genel bu izleyicilerimize şunları söylemek isterim. Genellikle ve tamamlayıcı tıp uygulamaları dediğim gibi
hem ucuz, hem aktif, hem ucuz, hem hızlı, hem yan etkileri az şeylerdir. Devlet hastanemizde bunu 2018'den beri yapılmaktadır. Hı hı. Bu aslında vatandaşlarımız bence büyük bir nimet. Çünkü bunu dışarıda doktor olmayan kişiler çok daha fahiş fiyatlarla yapmakları ve dediğim şartlarda yapmaktadır. Bunu vatandaşımızın değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelirlerse de herkese yardımcı olacağım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Kırmayıp geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim haberimizle devam edelim. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları vardı. Ana muhalefet partisi CHP ile başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması geliyor ekranlarınıza. Nerede yaşıyorsa yaşasın bütün vatandaşlarımızı yürekten kucaklıyoruz. Onlara güzel bir Türkiye vaat ediyoruz. Beraber yaşayacağımız, birlikte yaşayacağımız, beraber kucaklaşacağımız, tasada ve kıvançta beraber olacağımız, kadın erkek ayrımının olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bunun sözünü veriyorum. Ve mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır. Mutlaka Türkiye helalleşecektir. Mutlaka Türkiye büyüyecektir. Mutlaka Türkiye'ye demokrasi gelecektir. Ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, aramızda atama bekleyen engelli öğretmenler var. Hiç meraklanmasınlar. Tabii bizim arzumuz engelli öğretmen arkadaşların atamalarının süratle gerçekleşmesi. Onlar böyle bir beklenti içindeler. Aynı beklenti içinde biz de. Aynı beklenti içindeyiz. Boş kadrolar var. Dışarıda atama bekleyen öğretmenler var. Engelli öğretmenler var. Bu atamaların zamanında yapılması ve öğretmenle öğrencinin kucaklaşması lazım. Bunu umarım kısa süre içinde yaparlar. Yapmazlarsa hiç meraklanmayın. Az kaldı. Sadece atama bekleyen öğretmen değil, engelli öğretmen değil, atama bekleyen ziraat teknisyeni de, ziraat mühendisi de, öğretmenler de, herkes görevinin başına. Herkes boş kadro bırakılmayacak. Herkesin atamaları adalet içinde gerçekleşecek. Efendim, her ne kadar Covid biraz yumuşadı, efendim biraz azaldı gibi ya da maske takmakta biraz daha esnek davranıyor isek de hepimizin dikkatli olması gerekir. Ama milletvekili arkadaşlarımız Türkiye'yi gezmeye devam ediyorlar. 2-4 Mart tarihleri arasında Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'a gittiler. Oradaki vatandaşlarla, esnafla buluştular, konuştular, sohbet ettiler, dertlerini dinlediler. Uzun bir rapor hazırladılar. O raporun tamamını değil ama Erzurum'dan, Bayburt'tan, Gümüşhane ve Erzincan'dan birer esnafın görüşlerini okumak istiyorum size. Manav esnafı Erzurum'da, elektrik 2000 lira geliyordu, bu ay 7500 lira geldi. Vatandaş 4 tane domates alabiliyor, artık kilo ile almak yok. 11 personel çalıştırıyordum, 7'ye düşürdüm. Kalkamıyorum altından çünkü kazanç yok diyor. Doğru söylüyor. Esnaf arkadaşımıza diyoruz hiç meraklanma. Niçin? Geliyor gelmekte olan. Hiç meraklanmasın. Bayburt'ta bir esnaf arkadaşımız bizim satış yapabileceğimiz avizeleri yapabilmemiz için avizelerimizi yakmamız, sergilememiz gerekiyor. Doğrusunu isterseniz bunu hiç düşünmemiştim. Gerçekten de normalde alanda gezerken avizeci varsa avizelerini yakar ki ilgi duysun, vatandaş gelsin, beğendiği bir avizeyi satın alsın diye. Yakmamız, sergilememiz gerekiyor. Ama maalesef yakamıyoruz. Tasarruf yapmamıza rağmen elektrik faturamız %50 arttı diyor Bayburt'taki kardeşimiz. Bayburtlara sözüm, Bayburtlu kardeşlerim, milletvekili istiyorum sizler. Bayburt'un büyümesini istiyorsanız, gelişmesini istiyorsanız, Bayburt'un gerçek anlamda il olmasını istiyorsanız ve Bayburt'ta işsizlik olmasın diye düşünüyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Açık ve net söylüyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. MHP lideri Bahçeli, yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz dedi. İstanbul ve Ankara'daki marketlerde milletimizin asaletine yakışmayan ilkel görüntüler herkesin, hepimizin yüreğini sızlatmıştır. Sosyal medya üzerinden provokasyon rüzgarı estirilmiştir. Yağ fiyatlarının zamlanacağı, stokların ise tükendiği iddia edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu kuyruklu yalanı tekzip etmiş olsa da marketlerde izdiham oluşmuş, raflar hücuma uğramış, insanlarımız birbirine girmiştir. Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan sorunların telafisi ve bitkisel yağ arzında herhangi bir sorun yaşanmaması maksadıyla gerekli tedbirlerin alındığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Ülkemizde bir ya da bir buçuk aylık tüketime yetecek ayçiçek tohumu ve ayçiçek yağı kaldığına dönük iddialar bütünüyle yalandır, aldatmadır, saptırmadır. Toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu yalana sarılarak yönetemiyorsunuz, sebep yağ fiyatları, hayat pahalılığı sonuçtur. Türkiye bunu hak etmiyor sözleri bühtandır, kaos çıkarmaya dönük alçak bir kumpastır. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, bir kez olsun bizi şaşırtın. Numune de olsa bizi yanıltın. Bu kadar mı nefret dolusunuz? Bu kadar mı öfkenize yenildiniz? Akaryakıt ve yağ kuyruğundan bahseden siyasi keneler, asıl siz söyleyiniz. Kimin kuyruğu, kimin uyruğu, kimlerin uydusu oldunuz? Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki, millet evine ayçiçek yağı alamaz hale gelmiş. Kemal Derviş'in yetiştirmesi demiş ki, savaş Ukrayna'da, ambargo Rusya'da, kıtlık ve kuyruklar Türkiye'de. Bugünkü CHP varken biliniz ki düşmana gerek yoktur. Kılıçdaroğlu sorun çözme konusunda iddialıyım demeyi bıraksın, ülkenin başına püsküllü bela olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlaşan sorunlarını cesareti varsa çözmeye çalışsın. Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan, vakarımızı ve sağduyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun yağımız da var, yakacağımız da var, unumuz da var, tuzumuz da var. Günü saati geldiğinde, tansiyon düştüğünde, Azak Denizi'nde bekletilen gemilerimiz de limanlarımıza sağ salim yanaşacak. Bölge yanarken, dünya diken üstündeyken, Türkiye'de sinekten yağ çıkarıp toplumsal huzuru bozmaya, gerçekleri çarpıtmaya, kalkışanlar dürüst olmayan, samimi olmayan, vatanperver olmayan çevrelerdir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet'e teşekkür etti ve bugünkü herkesin her şeyi Cumhuriyet'e borçlu olduğunu ifade etti. Eğer ben bugün buradan Yüce Meclisimizin çatısı altında sizlere seslenebiliyorsam, İzmit'in bir köyünden çıkıp bir akademisyen, bir milletvekili, bir bakan ve bir siyasi parti genel başkanı olarak karşınızdaysam, bunu Cumhuriyetimize borçluyum. Benim gibi bugün bu salonda bulunan sizler de Cumhuriyetimize borçlusunuz. Hatta keşke Yunanlılar galip gelseydi diyen
utanmazlar bile cumhuriyetimize borçlu. Atamızın başarılarını, milletimizin ona olan sevgisini hazmedemeyen çapsızlar bile cumhuriyetimize borçlu. Oturdukları koltuktan yazdıkları sözde destanlar üzerinden istiklal kahramanlarımıza hakaret eden hadsizler bile cumhuriyetimize borçlu. Ancak kadınların kaderini değiştiren o büyük cumhuriyet vizyonumuzdan bugün geldiğimiz nokta, Sayın Başkanımın da söylediği gibi, maalesef içler acısı. Bugün ülkemizde kadınlar erkeklere kıyasla daha az istihdam ediliyor. Daha az eğitim alabiliyor, daha az kazanıyor, daha az temsil ediliyor. Ben sizlerin bilgisi olmadan, basının, yayının, onun bunun bilgisi olmadan herhangi bir kayıt altına alınmayan ev ziyaretleri yapıyorum. O ziyaretlerde kadınlarla bir araya geliyoruz. İstanbul'da, başka şehirlerde. Öyle enteresan ki, bir kere çok genç evlenmiş kadınlar, 30 yaşında, 32 yaşında, 18 yaşında çocuğu olan kadınlar, eşini kaybetmiş, eşinin ailesiyle aynı evde yaşayan, çalışmasına izin verilmeyen, izin verilmediği için yokluğa mahkum edilmiş kadınlar, karşı komşusunun oğlu uyuşturucu kullandığı için, annesine şiddet uyguladığı için, kendi oğlunun, kendi çocuğunun o noktaya gitmesinden ölümüne korkan kadınlar. Ne istersin kızım dediğimde, oğlumun üniversite kazanması için ders almasını sağlayın diyen kadınlar. Ne pişirdin bu akşam dediğimde, sadece makarna pişirdim diyen. Çocuklar seviyor da çorba pişirdim diyen kadınlar, yayla çorbasını seviyorlar da yayla çorbası pişirdim diyen kadınlar, bulgur pilavı yaptım diyen kadınlar, yanında yoğurt veya bir başka şeyin olmadığı, başka yemeğin pişirilmediği evlerden bahsediyorum. Ve buna rağmen o evin derli toplu olmasına gayret eden kadınlar, yarın için ne düşünüyorsun dediğimde, kızının, oğlunun okumasını, bir meslek sahibi olmasını isteyen kadınlar, yani o göç esnasında, o mermi taşırken nasıl bir psikolojisi varsa, bugün dünyanın şusuyuz, dünyanın busuyuz diyenlerin aksine, o günkü kadının fedakarlığı ve psikolojisinin dışında yeni bir şey duymayan, düşünmeyen kadınlar. Değişen hiçbir şey yok. Bugün biz tuzu kuru kadınlar, onlar için çok şey yapmak zorundayız. Mecburuz. Yani bizi yönetenlere bu işi bırakmak doğru değil. Bir de işin böyle bir yanı var. Kocasından şiddet gören kadınlar. Kocamız, senin geldiğini kocama söyleyeyim, senden korkar diyen kadınlar. Allah'ıma şükür adamlar benden korkuyormuş. Bence bir sakıncası yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sektöre doğru kayma yapan doktorlar için giden gitsin, üniversiteyi bitiren doktorlarımızla devam ederiz restini çekti. Son zamanlarda bir şey daha çıktı. Hastanelerde şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire vesaire. Bakın, hatalarımız olabilir. Kardeşlerim, bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Devasa eğitim araştırma hastanelerini yapan kim? Adeta ülkemizde şu anda hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları bizzat takip eden birisiyim ben. Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Değerli kardeşlerim, samimi konuşuyorum. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan,
yetiştiren bu devlet değil mi? Soruyorum. Bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum. En az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Vesaire. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Ve şu anda asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz. Çünkü buralar boş kalmayacak. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, paraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir. Türkiye vesayetten geri kalmış da, terörden darbe teşebbüslerine kadar, nice badirelerin üstlerinden nasıl geldiyse bugünkü sorunlarını da çözecek potansiyele, imkana, kabiliyete de sahiptir. Özellikle küresel finans krizi, son 2 yılımıza damgasını vuran küresel sağlık krizi bu konudaki gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Ukrayna krizi güvenlik boyutu yanında sosyal ve ekonomik etkileriyle bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Vicdan ve izan sahibi herkes bu tablo içinde Türkiye'nin ne kadar farklı ve olumlu bir yerde durduğunu teslim edecektir. Ben bu arada 20'yi aşkın devlet başkanıyla, başbakanla Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta görüşmeler yaptım. Ve görüşmeleri hala devam ettiriyoruz. İşte İsrail Cumhurbaşkanı gelecek. Öbür gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı gelecek. Ve bütün hepsiyle bu gelişmeleri sürdürürken Türkiye'nin durduğu yeri hatırlatması bakımından bunun ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, kitap kafeden aldığımız kitabımızı hemen aktaralım sizlere. Muhammed Ali'nin kaleminden Kelebeğin Ruhu kitabını aktarmış olalım. Onu büyük yapan neydi denilmiş. Muhammed Ali ringlerde dünyanın en efsanevi dövüşçülerinden biri olarak tanındı ama onun büyük yapan asıl mücadelesi ringin dışındaydı. İsmi Cassius Clay'dı. Müslüman olduktan sonra Muhammed Ali olarak tanındı. Dini için savaştı, ırkı için mücadele verdi. Vietnam Savaşı'nda dünya arsiklet boks şampiyonası unvanından oldu ve özgürlüğünü tehlikeye attı. Boksun ardındansa Parkinson hastalığı ile mücadelesi başladı. Yine yılmadı. Kelebeğin Ruhu'nda Muhammed Ali hayattan öğrendiklerini, mücadelelerinden edindiklerini dünya ile paylaşıyor. O doğruları İslam'dan öğrendi. Sonunda dünya barış elçisi unvanı ile dünyaya barışı yaymaya çalıştı. Bu kitapta büyük bir insanın hayat hikayesini okuyacaksınız. İnancıyla büyük olmuş bir insanın hayat hikayesini okuyacaksınız denilmiş. Muhammed Ali'nin kaleminden Kelebeğin Ruhu kitabında aktarmış olduk sizlere. Ve bugünlük de artık bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.